İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşamki program konumuz Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Dağgezen. İbrahim Bey ilk defa stüdyolarımıza geliyor. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk efendim. Normal programımızın ismi 4K4S. Yani 4 konuk, 4 soru. Bugünkü bir tane konumuz olduğu için 16 tane soruyu İbrahim Bey'e soracağız. Belki daha fazlasını. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk efendim. Bize bu imkanları sağladığınız için öncelikle Kanal 64 size ve ekibinize çok teşekkür ederiz. Burada sizlerin aracılığıyla da Uşaklı hemşerilerime hayırlı geceler diliyorum. İnşallah sağlıklı dolu günlerde buluşmak ümidiyle diyorum. Evet. İnşallah. Şimdi İbrahim Bey, son günlerde ülkemizde bayağı bir ateşli günler geçiyor. Gerek ekonomik olsun, gerek dışarıdan bazı kaçaklar mı desek, eski işbirlikçi mi desek, artık diyecek bir şey bulamadık. Evet. Özellikle bunların arasında sizin hepimizin gündemi geçim derdi. Evet. Buradan başlayalım. Evet. Tekrardan ben öncelikle tüm Uşaklı hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu imkanı bize sunduğunuz için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi evet, şu an hepimizin, tüm Türkiye'nin derdi geçim derdi. Yani biz şu an işte manipülasyonlar yaratılıyor. Yok işte erken seçim var mı, şu var mı, bu var mı? Yani tamamen gündem değiştirme, evet, amacıyla. İşte yok Kanal İstanbul projesi, yok başka şeyler. Yani gündem değiştiriliyor ama gerçek gündem o değil. Bakın bugün atanamayan öğretmenler var. Bugün üniversiteyi bitirdikten sonra devletten çekmiş olduğu kredisini ödeyemeyen ve icralık olan öğrenciler var. Bunlar için icra başlatılmış. Efendim? Bu krediler için icra başlatılmış. Doğru. Evet, icralık öğrenciler var. Şimdi devlet, hükümet yeni bir şey yaptı. Düzenleme, işte vergilerde, şunlarda, bunlarda yapılandırma yaptı. Geçtiğimiz aylarda, şu an yeni bir yapılandırma gündemde. Neden yeniden bir yapılandırma yapıyor? Daha 3. 4. taksitleri ödüyor vatandaşımız. 2. Şubat'ta ertelendi, Haziran işte 3. ödeyecekler. Tek aylarda ödeniyor. Temmuz ayında 3. ya da 4. taksit ödenecek. Şimdi neden bir tane daha yapılandırmaya müracaat ediliyor? Çünkü vatandaşın ödeyecek gücü kalmadı artık. Peki bu yapılandırmalar yapılıyor da ödeme? Ödeme yok. Şimdi aşağı yukarı bir senedir ciddi bir pandemiyle söz konusu, yani koronavirüsle mücadele ediyor. Tamam, bu mücadeleyi hep beraber yapalım. Fakat şimdi şuna bakıyoruz. Ülkemizde esnaf kepenk kapattı. Ülkemizde, evet, cumartesi pazar günleri
biz sokağa çıkma yasakları ilan etti hükümet ve ciddi anlamda zarar gören esnaf arkadaşlarımız var. İşte Uşak'ta birkaç tane esnaf intihar etti. Kirasını ödeyemedi, vergisini ödeyemedi, balkonunu, sigortasını ödeyemedi. Şimdi sen esnafına destek çıkmıyorsun. Sen esnafına yardımcı olmuyorsun. Bunun üzerine bir de cumartesi pazar günleri kapatıyorsun. Şimdi üç harfli alışveriş merkezlerinde kapatmış olduğun esnafların satmış olduğu ürünlerin hepsi o marketlerde satılıyordu. Orada bir şeylik vardı zaten. Bir düzensizlik mi desek yoksa saçmalık mı desek? Şimdi karar alındı. Bu 17-21 günlük süreçte bir karar alındı. Dediler ki alışveriş merkezlerinde diğer ürünler, gıda harici, zorunlu ihtiyaç harici ürünler satılmayacak. Ne zaman alındı bu karar? Son zamanlarda. Son zamanlarda ve cuma gününden itibaren. Şimdi üç harfli marketlerin diyelim. Birisi perşembe günü insert günü, birisinin cuma günü insert günü, birisi çarşamba günü insert günü. Tabii bunu sen Uşak için söylüyoruz sevgili seyirciler. Dışarıdaki illeri bilmeyiz de Uşak için bunu söylüyoruz. Bu bahsetmiş olduğum üç harfli marketlerin Türkiye geneli aynı. Yani birisi cuma günü insert yapıyor, birisi perşembe günü insert yapıyor. Sen de diyorsun ki cuma gününden itibaren adam satacağını satıyor zaten. Şimdi sen konfeksiyoncuyu kapatmışsın. Sen ayakkabıcıyı kapatmışsın bayram önü. Sen manifaturacıyı kapatmışsın. Sen beyaz eşyacıyı kapatmışsın. Sen her yeri kapattın. Ama bu kapatmış olduğun esnafların bütün ürünlerini o üç harfli marketlerde satışına izin vermedi. Bu ne perhizi ne bu ne lahana turşusu. Şu andan itibaren bunların satışlarını tamamen yasaklasan ya. Market dediğin zorunlu ihtiyaçların karşılandığı mağazalardır. Evet. Alışveriş merkezleridir. Ama bugün bakıyoruz bir de yani bizim esnafımız o büyük alışveriş merkezleriyle baş edecek güçte değil ki. Çünkü bizim esnafımız alıyor şundan 10 tane, tanesini 1 liradan alıyorsa 10 liraya alıyor ve 1,5 liraya veya 1,20 liraya satmak zorunda ki evine ekmek götürsün. Bu büyük marketler alıyor bundan 1 milyon tane, tanesini alıyor 50 kuruşa. Evet. Bu sefer satıyor 1 liraya. Benim esnafımın almış olduğu fiyata satıyor. Bu sefer ne yapıyor vatandaşımız? 75 kuruş yani. Haklı olarak hem büyük bu alışveriş merkezleri %100 kar ediyor hem de benim yerli esnafımı eziyor. Ondan dolayı bu koronavirüsle mücadele kapsamında evet tedbirler alınmalıydı. Ama bu tedbirler alınmakta çok geç kalındı. Esnaf kepek kapattı. Peki, süreç nasıl kontrol edilebildi mi? Süreç istendiği gibi ilerledi mi? Şimdi aslında süreç çok güzel ilerliyordu. Ta ki iktidar partisinin yapmış olduğu büyük kongreye kadar. Şimdi büyük kongrede Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Kendi ağzıyla söyledi. Bu hastalıkla mücadele etmemize rağmen ki öyle bir cümle kullandı tam telaffuz evet. Edemeyeceğim. Salonu lebalep doldurdunuz dedi. Şimdi bakıyorsun aynı şeyi Saadet Partisi, aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, efendime söyleyeyim diğer siyasi partiler yapsa ortalığı ayağa kaldırırlardı. Ama burada kendi yandaş medyalarını da şey yaparak işte bunu çok güzel bir olaymış gibi lanse ettirdiler. Ve dikkat ederseniz biz tam kapanmıyor o kongrelerden sonra. Yani büyük iktidar partisinin büyük kongresinden. Ama kongrelerde de yasak vardı yani. Vardı ama kendileri lebalep doldurdu kongreleri. Ve sosyal medyada dolaşan fotoğraflara dikkat çekerseniz oradaki salonda bulunanların %90'ı hastanede mi oldu? Şeye dikkat etmedi. Yani bu ne sosyal mesafeye dikkat ettiler, efendim ne maske kuralına dikkat ettiler. Yani bir mücadele ediliyorsa bu adaletli şekilde oldu. Yani iktidar partisine ayrı adalet, muhalefet partilerine veya diğer siyasi partilere ayrı adalet uygulanmamalı. Herkese eşit adalet olmalı. Yani her zaman için şunu söylerim ben. Sana bana göre kanun yok. Evet, aynı şekilde. Şimdi bakın, bir yerde adalet muhakkak temin edilmeli. Adaletin olmadığı bir yerde istesek de istemesek de zulüm meydana gelir. Şimdi bugün yandaş medyanın dışında işte görüyoruz yani kendi... Bu yandaş medya demişken bir şey söyleyeceğim İbrahim Bey. Sadece iktidar partisinin mi yandaş medyası var?
Şu anda öyle görünüyor. Ya şimdi muhalefetin de vardır. Ama şimdi bakın, ben bu soruyu buraya gelen bütün il başkanlarına soracağım. Muhalefet partisi de kendi şeyini kurmuş. Şimdi sizin bir kanalınız var. Bu geçmişten beri belli olan bir şey. Evet. Bunun için yandaş diyemezsiniz. Orada şeyler yapılıyor, propaganda yapılıyor, söyleşiler yapılıyor, seçimler yapılıyor. Ama diğer muhalefet ne yapmış biliyor musun? Oradaki A'yı toplamış, buradakini toplamış, hepsini kendine doğru bir toplamış. Muhalefet de burada, kendisi de yandaş medyasını üretti. Şimdi hatta öyle ürettiler ki, adam şu mikrofonu konuşuyor, başka isim anıyor. Önünde bu var. Başkasının ismini alıyor, olmayanların isimlerini alıyor. Muhalefet de kendini üretti. Sadece ortada kalan, böyle bizim gibi sağa sola bakmayan yerel medya. Yani yerel medya, yerel medyada yandaşlık görmedim ben hiç. Yani aslında hemşehrilerimiz bu ulusal kanallardan ziyade yerel kanalları izlese neyin ne olduğunu görecek. Zaten orada şimdi büyük kanalla, ulusal bir kanalda biliyorsunuz. Şimdi mesela bakın, en son şu anda gündemde olan bir konu var. Bir tane mafya lideri işte sosyal medya hesaplarından ciddi anlamda videolar yayınlıyor, sergiliyor ve milyonlar izliyor. Ve burada ne dedi en son? Bir tane kişinin, devletin bankası olan ve tamamen çiftçiye, tarımla ve hayvancılıkla uğraşan köylü kesime krediyi vereceği bir banka, evet, kalkmış ona 750 milyon dolar kredi vermiş yandaş medyayı kursun diye ve bunun karşılığında faizini dahi ödememiş. Ana parasını bırakın, daha faizini dahi ödememiş. Bu parayı buna harcayacağına, bu parayı sen benim çiftçime, sen benim hayvancılıkla uğraşan köylüme, sen benim Mehmet Ağa'ma, Ayşe teyzeme ayırsan, bugün dışarıdan buğday ithal etmek, bugün dışarıdan saman ithal etmek zorunda kalır mıydık? Kalırdık. Nasıl? Şimdi şunun için kalmazdık diyorum ben. Şimdi köylü ekmiyor. Şimdi, neden ekmiyor? Şimdi şöyle, köylü de biraz yani açıkça konuşmak gerekirse onlar da artık rahat. Bedavaya alıştırıldı. Iş, çok para yani... Sosyal medyada görüyoruz. Adam hıyarı, domatesi döküyor, karpuzu döküyor. Bunları görüyoruz. Para etmiyor. Günah değil mi yani? Nimet. Ya şimdi ben ona çok karşıyım. Ürettiğin şeyi ayrı bir kenara koy da sen zaten böyle davranıyorsun. Yani nimet. Sonuçta emek sarf etmişsin. Hiçbir şey yapamıyorsan illa tepki mi yapacaksın? Çek şehrin ortasına. Daha bedava da et. Eğer tepki yapacaksan yani, bunu yap. Evet. Geçen büyük bir tır, Dorse iki tane arka arkaya bağlı, karpuzları döküyorlar. Yazık, günah değil mi ya? Ya getir şehrin merkezine. Yani bizim aslında bu benim belediye seçimlerinde telaffuzdan çıkardığım bir kez şeydi, cümleydi ama şu an hala devam ediyor maalesef. Bu işte ürünleri sokağa dökeceğine, evet, çöp atacağına, getir şehir merkezlerindeki kenar mahallede yoksul ailelere, buralarda ücretsiz dağıt. Hem zekatını vermiş olursun, zekat niyetiyle verirsen zekatını ödemiş olursun. Artık hangi düşünceyle ver? Yani şimdi biz Müslümanlar olarak zekatımızı vermek zorundayız. Yani o düşünceyle ver. Yani bu dünyanı kurtaramıyorsan bile en azından ahiretini kurtar kardeşim. Şimdi ne diyor bize Kur'an-ı Kerim'de? Kulû veşrebû ve lâ tüsrifû innehu lâ yuhibbül musrifîn. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Bizim dinimize israf haram mı? Evet, haram. İsraf etme. Gel zekat niyetiyle yoksul ailelere dağıt. Evet. Hem ahiretini kurtar hem de İslam şartını yerine getirmiş. Yoksulunu da bir tarafa bırak. Ya, millet parkında oturanlar için dağıt. Ya, orada çimen üstünde bir karpuz yesinler yani. Yoksul. Evet, aynen öyle. Şimdi... Bakınız maalesef bir de şu var, tarımda, hayvancılıkta kotalar konuluyor. Ya işte Uşak Şeker Fabrikası, evet, diyor ki ben yılda bu kadar şeker pancarı alabilirim. Ya niye o kadar alabiliyorsun? Daha fazlasını al. Ama buna devlet bir kısıtlama koymuş, hükümet bir kısıtlama koymuş buna. Sen yılda şu kadardan fazla şeker pancarı üretemezsin. Ya niye üretemiyoruz? Sen işte... Bunun kaynağı ne?
Bunun kaynağı Avrupa Birliği uyum yasaları. Borç aldığı, hükümetin borç almış olduğu ülkeler ve borç almış olduğu firmalar. İşte şeker fabrikalarını biz niye kapattık? Cargill denilen özel bir şirket mi bilmiyorum ama bir şey, kamış şekerini Türkiye'de üretir hale geldi. Ve bu kamış şekerini... O Güney Afrika'da yetişiyor kamış şekeri. Şimdi... Şeker kamışı, pardon. Şeker kamışı ama biz onun şekerini alıyoruz. Evet. Pancar şekerini değil. Onların firmanın üretmiş olduğu şeker bizim Türkiye'ye giriyor şu anda. Ya biz ülkede şekeri kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiyken tarımda bugün son sıralara geldik. Dışarıdan alım konusunda ilk en yüksek sıralardayız şu anda. 90. Biz buğdayı dışarıdan alıyoruz, samanı dışarıdan alıyoruz. Ya bugün Hollanda'ydı yanılmıyorsam, Konya kadar yüz ölçümü olmayan Hollanda dünyada tarım ülkesi o hale geldi. Evet. Adamlar denizi doldurdu, tarım yaptı. Konya kadar yüz ölçümü yok. Ama bizim dört mevsimi yaşayan, kuzeyi ayrı, güneyi ayrı, doğusu ayrı, batısı ayrı, her bölgesinde ayrı ayrı gıda yetişen, ayrı ayrı tarım ürünü yetişen bir ülkedeyiz. Ama biz buna rağmen dışarıdan ithal eder hale geldik. Mercimeğin tohumunu biz gönderdik, mercimeği biz ithal eder hale geldik. 90'larda Ermenistan'a mercimek gönderirdik. 90'larda Ermenistan alırdı direktmen. O günleri iyi hatırlarız yani. Hatta bugün geldiğimiz noktada bakıyorsun, kuru fasulyen dışarıda, nohut dışarıda. Yani bunlar borç alınmayla mı, kotayla mı ilgili? Tabii kotayla ilgili. Yani hemen bir bağlantılı bir soru soracağım. Deri Karmayı biliyorsunuz. Evet. Orada büyükbaş deri işleme fabrikası yapıldı. Bunun tanıtımı için bizi çağırdılar. Gittiğimizde Avrupa Birliği desteği diyorlar. Şu soruyu sordum oradaki organizatörde, başkana da. Bu Avrupa Birliği neden veriyor bunu? Efendim diyor ki makine teçhizatı için 5 trilyon para veriyor. Alacağı makine ne kadar senin? 20 trilyon. Bunun altında bir şeyler çıkıyor. Evet. Acaba bu kotalar mı çıkıyor? Şimdi, yarın yani deri işlemesi için de şu kadar deri işleyemezsin diye bir sınır mı getirdiler? Ya onu da çok sanmıyorum ama bakın şimdi 2008 yılında dünyayı da etkisini alan bir ekonomik kriz gerçekleşti. Ve o dönem başbakanımızdı Tayyip Erdoğan, dedi ki bu kriz bizi teğet geçecek. Evet, teğet de geçti. Çünkü Avrupa'daki çoğu yatırımcılar ülkeye işte yatırımlar yaptı, paralar gönderdi. Ama biz bu paraları nerede değerlendirdik? Biz bu paraları fabrika kurmak yerine, biz bu paraları tarım ve hayvancılıkta sanayiye aktarmak yerine yol yaptık. Ama o da gerekli bir şey. Tamam, evet, gerekli. Bu ülkede yol ihtiyaç, bu ülkede havaalanı ihtiyaç, bu ülkede köprü, işte Avrasya Tüneli gibi şeyler ihtiyaç ama şu an için zaruri ihtiyaç değil. İşte bizi de ilgilendiren Zafer Havalimanı. Uşak, Kütahya ve Afyon'u 3 ilin ortak kullanacağı Zafer Havalimanı yapıldı. Ve buna yolcu garantisi verildi. 1 milyon 600 bin senelik yolcu garantisi verildi. Ve Uşak, Afyon, Kütahya'nın toplam nüfusu 1 milyon 480 bin. Yani Kütahya, Afyon, Uşak. Uşak toplam nüfus 1 milyon 480 bin civarında. Ama 1 milyon 600 bin yolcu garantisi verildi. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Buradaki yolcu garantisini veriyor 1 milyon 600. Evet. Nüfus toplamda 1 milyon 480 bin. Peki burada, herkes bir sefer uçağa binse bile. Hayır, onu değil de diğer şekilde bir hesaplama yapalım. Çocuklar, onları da bir saymak lazım. Tabii şimdi bakın yani, nüfus 1 milyon 480 bin. İşte buradan bir pay çıkarmak lazım. İş adamlarına çoğuz biner uçağa veya memur biner veya aciliyet işi. Yani kısaca 18 yaş üstünün gittiğini düşünüyorum ben. Ya şöyle söyleyeyim. 5 milyon euroya yakın senelik biz o havalimanına yolcu garanti ücreti ödüyoruz. 5 milyon euro. 5 milyon euro senelik. Peki kaç yıllık bu? 22 yıllıktı. Tam şey bilmiyorum ama 22 yıllık gibi bir süre garantisi var diye biliyorum. Şimdi onu geçelim. Uşak Havalimanımız vardı. Evet. Her seçim iktidar partisinin milletvekili adayları seçim öncesi sözünü verir.
bir iki ay önceden, bir ay önceden açarlar. Açarlar. Seçimden sonra bir iki ay daha devam eder, ondan sonra kapatılır. O arada ya kardeşim, orada şu anda memur çalışıyor. Biz bunun maaşını ödüyoruz. Orada personel çalışıyor. Orada müdürü var. Orada müdür yardımcısı var. Herkes var. Ama bir tane uçak inmiyor. Ve biz bunların maaşını ödüyoruz. Niye bu havalimanı işlemiyor? Yani niye benim havalimanım varken? Tamam bakın, Zafer Havalimanı ihtiyaç... Kaç personel var orada? Ya şu an tam bilmiyorum ama işte en azından bir müdürü, bir müdür yardımcısı, temizlikçisi, şu bu vardır yani muhakkak. E gidip bakalım. Şu an gidip bakalım isterseniz programdan sonra. Muhakkak orada en azından bir tane bekçi vardır. Ya da yarın gününüz beraber isterseniz gidip bakalım. Tahminim orada oturup oyun oynuyorlardır. Çünkü ne uçak iniyor ne bir şey. Yani 40 yılın başı işte Cumhurbaşkanı gelecek, yok Başbakan gelecek, işte yok üst düzey bürokratlar, bakanlar gelecek de uçak oraya inecek. İnecek. Ya biz bu havalimanı niye işletmiyoruz? Ve bakın Zafer Havalimanı'nı en çok kullanan illerden birisi de Uşak. Uşak. Neden? Her gün İstanbul'a gidip gelen bizim tekstilci iş adamlarımız var. Niye benim iş adamımı oraya göndermek zorunda kalıyorum? Benim havalimanım var ya. 70 kilometre gidiyor. Buradan 70 Şimdi, kilometre. Evet dedik ya, bu yol ihtiyaç, havalimanı ihtiyaç, köprü ihtiyaç ama şu an zaruri ihtiyaç değil. Biz önce köprülerin üzerinde yürüyen arabaları, yolların üzerinde yürüyen arabaların olacağı fabrikaları üretelim, yapalım. Yani bu arabaların üretileceği fabrikaları yapalım. Oradan elde ettiğimiz gelirle zaten bunların hepsini yaparız biz. Şimdi neye geliyoruz? Ondan sonra biz her şeyi dışarıdan alıyoruz. Arabayı dışarıdan alıyoruz. İşte uçak. Ya evet, insansız hava araçlarında, savunma sanayisinde güzel şeyler yapılıyor. Bunları da alkışlıyoruz. Bunlar güzel şeyler. Fakat yani dışarıdan aldığımız ürünleri biz niye üretemiyoruz? İşte 2016 yılına kadar, 15 Temmuz yaşandı bu ülkede. 2016 yılına kadar FETÖ her yere musallat olmuş ve bunların sayesinde olmuş. Yani her yere girmişler, devletin bütün kademelerine girmişler. Yani televizyonlarda birbirlerine metiyeler düzenler, işte onların mevcut gazetesine abone olmayanları işi almayanlar. Evet. Şimdi gazeteye abone olanları o FETÖ'cülükle suçlayıp hapse attılar. Sen bu adama gazeteye abone ol dedin. Şimdi o döneme kadar, yani 2016'ya kadar bunlar her yere yerleşmiş. Bakın bu ülkede iki tane öğrenci bir hayvanın kabuğundan yara bandı üretti. Ve bu yara bandı şeker hastalarının vücudunda kaşıyarak oluşturmuş olduğu yaraların üzerine yapıştırdığında iyileştiren bir yara bandıydı. Fakat o dönemin işte TÜBİTAK'taki mevcut terör örgütünün başındaki adamlar oraya birilerini yerleştirmiş. Bu öğrencilerimizin vermiş olduğu şeyleri kabul etmediler. Bu da niye şey yaptı? Bu çocuklar şimdi yurt dışında. İngiltere'de bir üniversitede bu şeyini gösterdiler. Tasarımını gösterdiler ve şu anda İngiltere'de bir üniversitede burslu okuyorlar. Ve biz o yara bandını yarın şey olarak alacağız. Eczaneden parayla satın alacağız. İşte şu an korona ile mücadele ediyoruz ve korona aşısı Almanya'da. Alman aşısı buluyor ve bunu yapan kimdi? Bir Türk doktor. Niye bu Türk doktor Türkiye'de bu aşıyı yapmadı? Biz bu doktoru niye kaybettik? Bu doktor niye yurt dışında? Ve bizim ciddi anlamda bilim adamlarımız ülkede bir beyin göçü oluyor. Çünkü bu ülkede adalet kalmamış. Şimdi üniversitede hükümetin yanlışını, bakın doğrusunun karşısında duran değil, hükümetin yanlışını söyleyen bir tane profesörü hemen egal ediyorsunuz, atıyorsunuz. Neden bu? Sizce neden? Neden? Şu an iktidar koltuğundan olmak istemiyor. İşte biz Saadet Partisi olarak, biz hükümetin yapmış olduğu doğru şeyleri alkışlıyoruz. Yanlış şeylerin karşısında duruyoruz. Bu sefer bizi seçimlerde bir ittifak oluşturduk. İşte 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak seçime girdik. HDP ile hiçbir zaman bir araya gelmedik ve bize ne dediler? Terör örgütleriyle bir araya geldiniz. Orada biraz suçlamalar ağır oluyor. Yani
HDP ile bir araya geldiniz. Toplum mesela %50'si zillet, %50'si millet. Şimdi bu Cumhur İttifakı. Bir cumhurbaşkanı adayının, şu an cumhurbaşkanımız. Fakat o dönem bunu söylediği, dile getirdiğinde cumhurbaşkanı adayıydı. Cumhurbaşkanı ne demek? Reisi cumhur. Milletin reisi. Milletin reisi demek. Sen kucaklayıcı olacağına ülkenin %50'sini terörle şey yapıyorsun. İtham ediyorsun. İtham ediyorsun. Sen ülkenin %50'sini dışlıyorsun. Ya senin kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı olman lazım. Kucaklayıcı bir dil, üslup sergilemen lazım. Ondan sonra biz bakıyoruz şimdi Z kuşağına, diyorlar ki başkanım ya önceden işte Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, efendim diğer siyasi parti liderleri. Ya ne kadar güzelmiş bunlar, bir televizyona çıkıp güzelce olayları tartışabiliyorlarmış, fikirleri birbirlerine açıklayabiliyorlarmış. Hazır oradan konu açılmışken buradaki... Sevgili seyirciler, siz göremiyorsunuz ama İbrahim Bey görüyor burada. 4 tane masamız var. Burada 4 tane il başkanı veya STK başkanlarını ağırlayıp hep birlikte bir program yapacağız. İbrahim Bey'in geçmişte muhalefet, iktidar bir araya gelip güzel sohbetlerdi onlar. Ve bakın bunları... Şimdi öyle bir günlerdi ki yani herkesin zevkle oturup siyasiyle ve bakın şöyle bir şey var. Diyordu ki millet şunu diyebiliyordu. Arkadaş bu seçim Erbakan oldu. Yani onların köy Mehmet Ağa tabiriyle konuşalım. Bu sefer Karaoğlan'a destek verelim. Beğenmedik mi? Önümüzdeki sene Hoca'ya destek veririz. Beğenmedik mi? Babaya destek veririz. Yani onların ya işte Süleyman Demirel'e baba derlerdi. Erbakan, Necmettin hoca. Erbakan hocamıza hoca derlerdi. Bülent Ecevit'e Karaoğlan derlerdi. Yani böyle şey var. Neden? Herkes fikrini orada şey yapabiliyordu. Şimdi vatandaş dinliyordu. Ya benim fikrime Refah Partisi'nin dönemi, o zaman Refah Partisi'ydi. Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın söylediği projeler benim kafama daha yattı. Daha yattı. İşte ya da Bülent Ecevit'in söylemiş olduğu projeler benim kafama daha yattı. Ben buna ikna oldum deyip oy verebiliyordu. Ama şu an hiçbir siyasi parti lideri, ben o programdan sonra bir program görmedim. İşte siz burayı hazırlamışsınız. 4 tane il başkanının gelip burada tartışabileceği şekilde hazırlamışsınız. Ben burada bütün il başkanlarını davet edeyim, yani sizin huzurunuzda gelin. Burada hep beraber fikirlerimizi ortaya dökelim. Açıklayalım. Ya bu memleket hepimizin. Yani hepsini biz sırayla davet ettik. Dili ayrı, burada. Dini ayrı, ırkı ayrı, kime ne? Vatan bizim kardeşim. Ya bu vatan hepimiz. Ya bu vatanı el birliğiyle biz tekrar bir araya çıkabiliriz. Ya aslında Cumhurbaşkanımızın ciddi o anlamda olan mesela ekonomik kriz olabilir. Ya bugün bir ailede dört dörtlük, efendim refah içinde, huzur içinde, bolluk, bereket içinde yaşayan bir aile bile işleri ters gidiyor, adamı iflas edebiliyor. Ama ne yapıyor? Orada aile el birlik oluyor. Tekrardan o iflasın içinden çıkabiliyor. İşte burada da olağanüstü hallerde, İşte ekonomik krizde, işte 15 Temmuz'daki gibi darbe girişiminde, efendim ne bileyim bugün olan gündemlerde aslında Cumhurbaşkanımızın parti liderleriyle bir araya gelip ya biz bu işten nasıl çıkabiliriz diye bir şey yapması lazım. Ama şu anda Cumhurbaşkanlığının bulunmuş olduğu köşkte bir sürü danışman var. Sanat danışmanı var, şu danışmanı var, bunlar. Bir dünya danışman var ama hiçbiri bir işe yaramıyor maalesef. Maalesef. Yaramıyor. Ondan sonra görüyoruz Cumhurbaşkanı 2014 yılındaydı yanılmıyorsam, ya 2014 ya 2015 yılında dönemin başbakanı mıydı Binali Yıldırım, önünde bir milli eğitimle ilgili bir yazı, yıl olmuş 2021, Cumhurbaşkanı aynı yazıyı aynı şeyle okuyor. Yani o dönem yazılanın aynısını Cumhurbaşkanı'nın önüne vermişler. Bu sosyal medyada hatta komedi şeyi oldu. Ya bu danışmanlar ne işe yarıyor? Ya sanatçıdan danışman olmaz. Sanatçı kendi işiyle ilgilensin. Burada bir devreye gireceğim de. Haksız bir gelir dağılımı var mı? Var tabii. Şimdi bir tane bakan
işte görevden alındı. Bu geçen kabinede bir değişiklikler oluştu. Bakan görevden alındı. Sayın Selçuk muydu soyadını tam hatırlamıyorum. Hemen bir tane firmanın yönetim kuruluna seçilmiş. Bilmem kaç bin lira maaşla. Ya bu ülkede 6-7 firmadan, 6-7 holdingden, 6-7 tane kuruluştan maaş alan, aynı anda maaş alan kişiler var ya, eskiden bakanlık yapmış, vekillik yapmış falan filan. Ya bir kişinin maaşı işte Ordu Belediye Başkanı adına değil, Ordu Belediye Başkanı adaydı ya da Ordu Belediye Başkanı herhalde, şu anda tam şey yapmıyorum. 5-6 yerden maaş alıyor. Ya bu ne demek? Burada bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Bundan dolayı bizim önce bu rahmetli Erbakan Hoca'nın da dediği gibi adil düzeni tekrardan tesis etmemiz lazım. Bu ülkenin gelirini bir havuzda toplayıp ortak, yani millete tekrardan bu parayı dağıtmamız lazım. 1997-98 yılında Refah Yolu iktidarı kurulduğunda rahmetli Erbakan Hoca işte o dönemin bakanlarına, danışmanlarına diyor ki, memur sen bizden %30 zam istedin, biz bu memurumuza %50 zam verelim ve 6 ay sonra bir %50 zam daha verelim. Gidin bunun çalışmasını yapın gelin dedi. Tabii danışmanlar, bakanlar gitti çalışmayı yaptı. İlk etapta dedi ki hocam işte %50 veremiyoruz. Hayır dedi, %50 6 ay sonra bir %50 daha vereceğiz. Gidin çalışmasını yapın. Biraz daha çalışma yaptılar. Efendim şu zamanın profesörü, kendi deyimleriyle bize tamamen zıt olan ve şu an bazı televizyon programlarında da gündeme gelen ve program yapan Osman Altuğ, ekonomi profesörü Osman Altuğ'u çağırdı, dedi ki Osman ben bu millete %50 zam vereceğim ve arkasından bir %50 daha vereceğim. Yani toplamda %132'ye yakın bir zam vereceğim. %125'e yakın bir zam vereceğim. Memurlar %50 idi. İlk 6 ay %50, ikinci 6 ay bir %50 daha verdi. Ama memur sen %30 zam istemiştin. Onu hatırlıyorum. Hatta Tansu Hanım'la beraber. Tansu Hanım Refah Yolu iktidarında. Refah Yolu'da Tansu Hanım şunu söylemişti. Hocam biz nereden veremeyiz bunu? Hoca da herhalde sanıyorum şöyle bir cümle kullanmıştım. Önce vereceğiz, sonra bulacağız. Evet. Kaynak nereden bulacağız diye. Şimdi ne yaptı? %50 verdi, 6 ay sonra bir %50 daha verdi. Askeri ücretinin yüzü güldü, memurun yüzü güldü, işçinin, esnafın yüzü güldü. Neden esnafın? Esnaf ne alaka? Esnaf diyor ki ben asgari ücretli iş çalıştırıyorum. Evet. Ben şimdi bunun 2800 lira maaşını %100 verdikten sonra 5600'e çıkardığımda ben bunu nasıl karşılayacağım? Ya kardeşim benim işçim 5600 lira maaş aldı mı bir pantolon yerine iki pantolon alır. İki tane. Üç alır, dört alır, çoluğuna çocuğunu alır. Şu an işte hepimizin gündemi geçim derdi diye başladık, evet. Bir geçim ittifakı oluşturduk. Şu an tencerelerimizde maalesef aş değil dert pişirir hale geldik. Patatesi soğanı içine atamaz hale geldik. Şu an ülkede gündem farklı şeylerle lanse ediliyor. Farklı yönlere çekiliyor. Yok işte bir tane mafya lideri çıkmış, zamanın mafya lideri videolar yayınlıyor. Yani milleti bir yerlere çekmeye çalışıyor. Ama şu an gündemimiz bu değil. Bugün gündemimiz bizim ciddi anlamda geçim derdi. Bakın 2000 yılında bir devalüasyon oldu bu ülkede. Anasol M hükümetinde işte bir anayasa kitapçı fırlatmasından dolayı dolar ve o dönem euro yoktu, mark vardı. Dolar ve mark iki katına fırladı. Ne oldu? Yazar kasalar fırlatıldı. Yani o dönem 800 bin liradan 1 milyon 600 bin liraya çıkmıştı. 6 sıfır atılmadan önce. Yani bugünkü şeyle deyimle 80 kuruştan 1.6 liraya çıktı ve herkes ayaklandı, şey yaptı. Şu an dolar ne kadar? 8 lira 60 kuruş değil. 8 milyon 600 bin lira. 8 milyon 600 bin lira bugün dolar. 6 sıfır atıldı, 8 lira 60 kuruşa düştü. Ne değişti? Benim ekmeğim de 2 milyon liradan 2 liraya düştü. Artık eskiden milyon olarak konuşuyorduk. Sonra bir TL'ye 6 sıfır gitti. Bu 6 sıfırlarda 5 milyonlardan bahsediyor. Bugünkü 5 lira 5 milyonlar anılıyordu. Evet. Şimdi
O dönem işte yazar kasalar fırlatıldı. Ya bugün kardeşim uyanın artık ya. Dolar 8 milyon 600 bin lira olmuş. Yani 8 lira 60 buradaki kuruş olmuş. Buradaki sıfır atma resmiyette halen duruyor mu? Efendim? Yoksa 6 tane sıfır resmiyette duruyor mu? Yoksa sadece paraların üzerinde mi sıfırlar atmışız? Ülkenin bir şey değişmedi ki. 120 milyar dolar olan borç 465 milyar dolara çıktı. Yani paradan 6 sıfır atıldı evet ama ne değişti? Bizim hala 120 milyar dolar borcumuz vardı o dönem bunların iktidara geldiğinde. Şu an 465-470 milyar dolar borcumuz var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bir gecede Merkez Bankası Başkanı değişti. Döviz 1 lira arttı. Ne demek bu? Bu ülkede her vatandaş yani toplam ülke olarak 460 milyar Türk lirası biz borçlandık. Borçlandık. Ve bunu 82 milyon nüfusa böldüğümüzde 5 milyon 800 bin gibi bir rakam yani 5 bin 800 lira gibi bir rakam yapıyor. Eski parayla 5 milyar 800 milyon gibi bir para yapıyor. Kişi başı bugün yeni doğan kundaktaki bebekten hastanedeki yatalak dedeme ebeme kadar kişi başı biz 5 bin 800 lira borçlandık. Şimdi bunun bir tecrübesi var. Özel zamanındayken 88'ler o günlerde dışarıdan IMF'den para alındı. O zaman da betona yatırıldı. Hatta borçları memurların çoğusu girmişlerdi kooperatif sisteminde. Onların borçları 20 yıldı. 88, 98, 2008 hatta 2015'e kadar süren borçlar vardı. Şimdi yapılan borçlar 2050'lerden bahsediliyor. Tabii. Bu yani bilmiyorum ülke ha bakın, nasıl kalkınır. Ayhan Bey şöyle söyleyeyim. Biz çok zengin bir ülkeyiz. Gerçekten benim bu ülkede bu vatandaşımdan benim hemşerimden umudumu kesmiş değilim. Biz çok zengin bir ülkeyiz. Sadece bu ülkenin parası doğru yerlerde kaynaklarda harcansın. Ama şey yapılıyor. Bugün bütün ülkenin parası maalesef Beşli Çete diye bir grup oluşturmuşlar. Bütün para onlara aktarılıyor. 21 gün kapanma yaşadık. Doğru mu? Doğru. İstanbul'da 3 tane köprü. Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve Avrasya Tüneli. Buradan araba işlemedi ama bizim bu yolcu garantisi devam etti. 21 gün boyunca örnek veriyorum 100 bin araç taahhüt edildiyse kapanmadan dolayı belki 100 araç geçti. Ama biz ne yaptık? Onun parasını ödedik. Kime? Beşli Çete'ye. Bütün para o Beşli Çete'ye aktarılıyor. Geçenlerde birisi kalkmış diyor ki bu Beşli Çete, Beşli Çete diyorsunuz da bu adamlar şey yapmıyor mu? İşte iş imkanı sağlamıyor mu? Evet sağlıyor. Bu köprü yapımında işçi çalıştırıyor. Bu tünel yapımında işçi çalıştırıyor ama geçici işçi, kadrolu işçi değil kadrolu ki. Kadrolu değil. İşi bittikten sonra affedersiniz vuruyor tekmeyi gönderiyor. Evet. Ve işçileri nereden alıyorlar? İşkur'dan alıyorlar. İşkur'dan. İşkur zaten yani burada bir işçileri veriyor, parasını ödüyor. Şimdi bir işveren olarak sizin de başınızda. Evet. Sigorta primi öderken orada işsizlik parası ödüyorsunuz. Evet. Bilmiyorum şu anda ne kadar 50 lira mı 100 lira arasında bir rakamdır o. Bu birikiyor orada. Sen gidiyorsun onu işte bahsettiğiniz 3 harfli mağazalar. İşkur bünyesinden alıyor. 3 ay kendisi veriyor. 3 ayda sigortasını kendisi çalıştırıyor. Şimdi buradaki politikada tamam İşkur destek versin en azından 1 yıla çıkarsın. 3 ay sen destekle 3 ay ben destekim. Bir de sorunumuz en büyük sorunumuz kalifiye eleman yok. Evet liyakatli kadrolar yok. Şimdi gençler bakıyorsunuz kafa zehir gibi çalışıyor zeki insanlar. Ama iş yapma gibi bir şeyleri yok. Şimdi öğrenmiyor bugün yani. Benim ülkemin genci, geniş nüfus, Z kuşağı diyelim. Sosyal medyada görüyoruz işte. Diyor ki üniversite bitirdikten sonra ne yapacaksın? Avrupa'ya gideceğim. Bu üzücü bir durum. Şimdi ya bu gençlerin bu ülkeden umudu kalmamış artık. Ya bir ülkenin genci Avrupa'da ne yapabilir? Çok basit. Yani bu en basit bir şey. Yani bu gençler niye Avrupa özlemiyle yaşıyor? Çünkü bu ülkede dedik ya liyakatli kadrolar, liyakatli kadrolar yetişmiyor. Bugün TÜBİTAK'ın başına işten anlamayan veteriner mi bir bilmem ne adamı oturtmuşlar. Neden? İktidarın yandaşı. Ya o
İşte ondan zaten bahsediyordum. Osman Altuğ'a rahmetli Erbakan Hoca işte bu %50 zamları verirken danışmanlar diyor ki hocam biz bu parayı bulamıyoruz. Osman Altuğ çağırıyor diyor ki Sayın Osman Bey biz bu vatandaşa bu memura %50 6 ay sonra daha %50 daha zam vermek istiyoruz. Bunun çalışmasını bize yap getir. Osman Altuğ da kendi diyor ki hocam Sayın Başbakanım biz sizlerin tabiriyle zıt kutuplarız. Diyor ki benden ne istiyorsunuz? Evet Osman diyor biz zıt kutup olabiliriz ama sen ekonomi profesörüsün. Evet. Bu işin layıksın, liyakatlısın. Bu işin ehlisin. Bak demiyor ki ben bilirim. Erbakan Hoca profesör ama makine mühendisi. Demiyor ki ben bilirim demiyor. Bu işin ehli sensin Osman diyor. Git bu parayı bul gel bu millete verelim. Osman Altuğ bir çalışma yapıyor. Ne yapıyorlar? İşte dönemin bizim İzmir milletvekilimiz, o da ekonomi uzmanı Sabri Tekir Bey ve şu an bizim genel başkan yardımcımız. Efendim şu an bir milletvekili olan, bir parti milletvekili olan, bizde zamanında bizde milletvekili olan Abdülhatif Şener Bey. Bunlar bir araya geliyor ve diyorlar ki hocam biz çok zengin bir ülkeyiz. Ya biz bu parayı dağıta dağıta bitiremeyiz. Ne oldu? Asgari en az vermiş olduğu zam %125, en çok vermiş olduğu zam %1000. Bağkurluya, SGK emeklisine bunlara bir adil düzen getirdi. Eşit para almaya başladılar. Şu an maaş, emekli maaşındaki adaletsiz dağılımı görüyorsunuz. Kimisi 1500 lira alıyor, kimi 1900 lira alıyor, kimi 2000 lira alıyor, kimi 5000 lira alıyor. Daha çok çalışan daha az para alıyor. Bu adaletsizlik. İşte biz ne yaptı o zaman Erbakan Hoca? Yani o ekip, liyakatli ekip ne yaptı? Faize giden hortumun ucunu kesti. İşte bugün o beşli çeteye dağıtılan faiz paraları var ya, evet. Onların ucunu kesti, hortumun ucunu. Ondan sonra ne yaptılar Erbakan Hoca? İşte Milli Görüş davasını FETÖ denilen terör örgütü o dönem başlardaydı ki bunu iktidar partisi de biliyor. Şu an iktidar partisindeki arkadaşlarımız da biliyordu. Cumhurbaşkanımız da biliyordu. İktidar partisi o bakanlar kurulunda bulunan arkadaşlar da biliyordu FETÖ'nün ne olduğunu ama bizden ayrıldıklarında 2016 yılına kadar onlarla kol kola gezdi. Şimdi burada hemen devreye gireceğim. Ama ben şunu bitireyim, sözünüzü unutmayın. Ortalıkta olmayan bir tarikat çıkardılar. Neymiş? Azimendi tarikat. Bütün medyaları bunlara verdiler. Evet. Hepsi öyle bir şey ki tek tip kıyafet, tek tip çorap, tek tip pantolon, tek tip işte cübbe. Yani bir anda bunlar piyasaya çıktı ve piyasada türedi. Yo işte irtica patlıyor, efendime söyleyeyim şeriatı getirecek bunlar. Ya efendim biz hangi birinin efendim giymiş olduğu denizdeki mayosuna, bikinisine karışmışız. Yok başörtüler, işte o dönemin bizden sonra gelen Mesut Yılmaz başörtüsü sorunu onlar şeye dile getirdi. Asıl şimdi olması gerekiyor başörtüsü. Ama ve ben burada şey yapmak istiyorum. Şimdi hep diyorlar ya CHP bu ülkede başörtüsü. Ya bu ülkede başörtüsü sorununa geldiğinde biraz bir şey yapsınlar. 1960'lı 70'li yıllarda Deniz Gezmiş'in hatta idam edildiği dönemlerde başbakandan hemen önceki başbakan karışıklığı çıkan Süleyman Demirel'di. 1980 darbesi oldu. Başbakan yine Süleyman Demirel'di. 28 Şubat oldu. Cumhurbaşkanı yine Süleyman Demirel'di. Ve hepsinde de irtica patlıyor. Yok şeriat geliyor. Yok. Hiç bu ülkede irtica patlamadı. 11 aylık iktidarında, Refah Yolu iktidarında en ufak bir memuru zorla başını kapatmadık. Açığı de açık olarak devam etti. Ve bir tane kurum, kamu kurumuna da başı örtülü kimse girmedi. Ama ne oldu? Günah keçisi CHP oldu. İşte CHP gelirse bizim başörtümüzü çıkarır. Ya ben bu ülkede ben 82 doğumluyum. 82 yılından 2021 yılına kadar hiç CHP iktidara gelmemiş. Ama her şeyin günah keçisi CHP. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partili il başkanını da genel başkanını da şey yapıyorum. Uyarıyorum. Hatta kınıyorum da neden? İktidar partisi hep diyor CHP gelirse şu olur. Ya arkadaş sizin başa geldiğinizde başörtüsü şu bu zulümlere olmamış ki niye siz bunu dile getirmiyorsunuz?
Biraz dile getirin artık. Siz de konuşun ya. Biraz bir araştırma yapılsa çok çok basit. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela biz millet olarak şunlar çok övünürüz. Benim dedemin atının nalları Avrupa'yı gezmiştir. Avrupa bizimdir. Deden onu yaptı da sen ne yaptın? Evet. Şimdi buradaki CHP politikası da aynı şekilde. CHP şunu yaptı, bunu yaptı. Şimdi o dönemlere baktığın zaman özellikle Atatürk'ten sonra ülkede çok şeyler değişmiştir. Atatürk zamanında o kadar çok şey değişmemiştir. Ama Atatürk'ten sonra baya baya bir şeyler değişmiş. O dönemde değişme dönemindeyken yapılmıştır. Ona da bizim kaynaklardan değil de böyle 80-90 yaşındaki dedelerden, ninelerden öğrenmek lazım. Tabii onlar dinlemek lazım. Çünkü siyasetçi ne yapıyor? Kendine bir hikaye oluşturuyor. Çıkıyor meydanlara. O şunu yaptı, bu bunu yaptı. Bugünkü günde de aynı. Bir tane laf söylüyorsunuz. O lafı cımbızla çekiliyor. Aynen öyle. Bunu dedi. İbrahim Bey Ağacan bunu dedi. Ama bir önüne arkasına bak. Başlangıcına bak arkadaş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmayın yazar mı? Evet yazıyor. Ne diyor? Alkollüyken namaza yaklaşmayın. Evet. Şimdi malum medyalar alkollüyken kısmını kapatıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşmayın yazıyor. Ben namaz kılmıyorum. Ya arkadaş önünü göster. Alkollüyken namaza yaklaşmayın yazıyor. Şimdi bu zamana kadar bu asıl millet ne dedi? Asıl sorunumuz ne biliyor musunuz? Evet. Asıl sorunumuz birbirimizi dinlemeye tahammülümüz yok. Aynen öyle. Karşıdaki insanı dinlemek istemiyoruz. Bütün sıkıntı bundan geliyor. Bugün bir resmi daireye gittiğinizde oradaki memur arkadaşlar kusura bakmasınlar biz hepsi için demiyoruz. Özellikle yani dinlemeden git şuraya adam bilmiyor, soruyor, başımıza geliyor. Dinlemiyoruz birbirimizi. O yüzden de anlamıyoruz. Evet. Böyle oldukça da bizim elimizdeki imkanlar çok dışarıya akar. Yıllarca aktığı gibi. Akmaya da devam eder. Z gençliği Saadet Partisi'ne nasıl bakıyor? Z kuşağı, Z gençliği, Saadet Partisi bilhassa kendileri zaten bizim genel başkanımıza o ismi yakıştırdılar. Bilge Başkan dediler. Yani hatta sosyal medyada genel başkanımız Temel Bey bir şeye çıktığında bir tane genç şunu yazmış. Ya ben yıllardır kendimi devrimci olarak biliyordum. Birden Saadet Partili mi oldum ne oha diye bir şey yazmış. Benim de çok hoşuma gitti bu cümle. Yani Z kuşağı araştırarak geliyor. Z kuşağı neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ve bu şu an bakın tahminim o ki buradan da tarih vereyim. Kasım ayında bu 2021 Kasım ayında bir seçim gündeme gelebilir. Ya seçim olabilir. Yok, olmaz. Ya da seçim gündeme gelebilir. Olmaz. Ülke şimdi şunun için eğer seçimler zamanında yapılırsa 2023 yılında zamanında yapılırsa iki tane şey var. Bir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan anayasa gereği bir daha aday olamayacak ve yeni oy kullanacak 7-8 milyon bir Z kuşağı var. Ve bu Z kuşağı araştırarak geliyor. Neyin ne olduğunu bilerek geliyor. Yani bu genel başkan bunu söyledi. Neden söyledi? Sorgulayarak geliyor. Ondan dolayı biz Z kuşağından çok ümitliyiz. Ama aynı şeyde bir de yıpratılan gençliğimiz de var. Gençlerimiz de var. Evet. Şimdi bu ülkede ben çocukluğumda hatırlıyorum. Anavatan Partisi o dönem genel başkanıydı Mesut Yılmaz. İşte dedi ki ben İmam Hatipleri siyasi hayatıma mal olsa kapatacağım. Aslında onun amacı İmam Hatipleri kapatmak değildi. Yani pardon 8 yıllık eğitime zorunlu kıldı. Amacı İmam Hatipleri kapatmaktı. Şimdi ne oldu? 8 yıllık zorunlu eğitim getirdi onlar. Şu an 12 yıllık zorunlu eğitim var. Bakın alttan sanayide kalifiyeli eleman yetişmiyor. Alttan inşaatlarda çalışacak kalifeli eleman yetişmiyor. Yani bugün şimdi ona da ailede de şöyle bir şey var. Diyor ki benim çocuğum okusun. Ya bu ülkede uşaktan baz alalım. Herkes okuyup inşaat mühendisi olursa. Ya bakın ben size bir örnek vereyim. İşkur'a ilan vermişiz. İşkur'a birinci ilan verdiğim zaman şöyle bir büroda çalışacak büro elemanı dedim. Bir hafta içerisinde 700 kişi aradı diyeyim inanın yani. İkinci ilanda
bölüm belirttim. Spiker, haber, yönetici, şu bu. Aşağı yukarı 15 gündür ilanda kaç kişi aradı biliyor musunuz? Kaç? 4. 4 kişi. Şimdi 700 kişi aradığı zaman bir elemanı. Ne biliyorsun? Bilgisayarda Word, Excel. Bunlar bitti. Bunlar bizim işte bitti. Evet. Geride kaldı o artık. Bunu işten zannediyor. Ben de diyorum ki şu programları öğren, kendini geliştir, gel. Burada şimdi bugün tam bir hafta ya oldu ya olmadı. Bir tane tekstille uğraşan bir abimiz makineler satın almış yeni. Bak onun için de elektronik bilgi gerekli. Onun için de program bilme gerekli. Evet. O makineler için. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir makineler almış tekstil işiyle ilgili. Bunu tekstil şehriyiz. Uşak'ta tekstille uğraşan herkes bilir. Bu tekstil makinelerin kurulumu için, bakın kurulumu için bir tane usta geliyor. Okumamış bu usta. Üniversite evet. Mezunu falan değil. Ya ortaokul ya lise mezunu. Matbaa makineleri de öyledir. Günlüğü monitör. 500 euro. Monitör derler. Ya bu adamın günlüğü 500 evet. Euro. Yövmiyesi deriz biz. Yövmiyesi 500 euro. Artı bir de masrafları da senindir. Yol masrafı sana ait. Konaklama masrafı sana ait. Yeme içme masrafı sana ait. Yanında çalışacak yan elemanlar da senin elemanlar. Evet. Hem onların yövmiyesini veriyorsun ve o makineyi kuran adamın da günlüğü 500 lira. Ya biz bu adamları niye biz yetiştiremiyoruz ya? Niye bizim ülkemizde yetişmiyor? Neden? Çünkü sen 12 sene zorunlu bir eğitim vermişsin. Aslında 12 senelik zorunlu eğitimden, şimdi 12 senelik zorunlu eğitim 6 yaşından 18 yaşına kadar yapar. 18 yaşından sonra bu çocuk liseyi bitirdikten sonra ne öğrenecek? Ha şunu yapıyor, bir de bakın her şehre üniversite açıldı. Her şehirde üniversite var. Bu aslında iyi gibi gösteriyor fakat aslında çok iyi değil. Üniversiteler kaliteli adam yetiştiremiyor artık. Benim başımda bana bazen staja gelen öğrenciler... Uşak Üniversitesi yapıyor, grafik bölümünde, seramik bölümünde Uşak Seramik'le beraber bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bakın bu ayrı. Şimdi bana stajyer öğrenciler geliyor bazen. Gidiyoruz inşaata. Diyorum ki oğlum şu kolona bir bak. Demirler doğru şey. Çocuk kirişe bakıyor. Yani çocuk son sınıf inşaat mühendisi öğrencisi kolonla kiriş ayrımını yapamıyor. Ya ben bu çocuğun stajını onaylarsam bu çocuk inşaat mühendisi olarak piyasaya çıkacak. Ya önceden çok üniversite yoktu ama kaliteli inşaat mühendisleri yetişiyordu. Kaliteli mimarlar, mühendisler yetişiyordu. Erbakan Hoca gibi motor iyi yapan, fabrikalar üreten, fabrikalar yapan adamlar yetişiyordu. Şimdi her şehirde üniversite var. Üniversiteye girmek kolaylaştı. Bugün liseye girer gibi üniversiteye giriyor gençlik. Evet. Şimdi ne oluyor ondan sonra? Matematikte efendim türevi, integrali ve diğer ileri matematiğin fonksiyonlarını bilmeyen öğrenci inşaat mühendisliğini okuyor. Ondan sonra öyle veya böyle hasbel kadar okulu bitiriyor ama piyasaya pos olarak şeyde mesela bir ha, bu şunu diyeceğim. Bir çocuk benim çocukluğumda ben bunu yaşadım, gördüm. İlkokul 5'e kadar okurdu. Okumayı, yazmayı sökerdi. Bakardı öğretmenleri. Öğretmenler yetişik götürürdü sanayiye. Al bu çocuğu usta yap diye. Bu çocuk okumaz. Al bunu usta yap diye işte kaporta ustasına, motor ustasına, boyacıya, inşaatta ameli olarak verilirdi ve bunlar kaliteli usta olarak piyasaya çıkar. İşte o makineyi, tekstil makinesini kuran abi 50-60 yaşında. Şimdi peki öldükten sonra bu makineleri kim kuracak? Örnek vereyim. Bugün yaşadığımız bir örnek. Yani bugün yaşadığımız derken bu üniversite mezunları, makine mühendisinden bir örnek vereyim mesela. Ankara'da LPG montajı yapan firmalar vardır. Araçları LPG montajı yaparlar. Bunların her bir tanesi bir tane makine mühendisiyle çalışmak zorundadır. İmzası için. Evet. Makine mühendisini asgari ücretle çalıştırır. Montaj yapan ustayı iki katına çalıştırır. Montaj yapan usta. Makine mühendisinin sadece imzası gereklidir. Şimdi o da boş kalmasın diye ne yapar biliyor musun? Ahmet çay getir 5 tane. Onun imza işi ayda 2 tane veya 5 tane, 10 tane. Evet. İş yerindeki o kalifiye elemandan bahsettik ya, montajı yapan kişi para kazanıyor. Burada yetişen kişi yok.
Okudu. Herkes okuduğu için makine mühendisinin maaşı da asgari ücret. İnsanlar aynen bunu anlamıyor. Oku, tamam. Ziraat mühendisi ol. Git, tarımla uğraş. O bölüm okumuşsun. Hani toprağı... Ama ne diyor? Benim çocuğum ziraat mühendisi, ben onu çiftçim yapacağım. Heh. Ya olsun. Hayır, o niye, işte uzman olsun. O zaman niye şey yapamadın? Başka bölüm okut. Mesela. İşte il başkanıyız. Bazen geliyorlar bize. İşte benim çocuğumu işte belediyeye görüşü ver falan. Ya diyorum ki senin oğlun niye okudu? Ya bak diyorum benim inşaatımda ameleye ihtiyaç var. Gelsin çalışsın. Hayır diyor. Benim oğlum diyor 2 yıllık inşaat teknikerliği okudu. Ama kendini geliştirebildi mi? Bir proje çizebiliyor mu? Bir tasarım yapabiliyor mu? Yok. Şimdi burada buraya noktayı koyalım. Bu zaten açıklamasını bayağı bir yaptık bunu. Yeni parti, yeni kurulan partiler. Niye kuruldu çok anlamadım. Mesela bir Gelecek Partisi, Deva Partisi. Şimdi iktidar partisinden kopan arkadaşlar bunlar. İşte Gelecek Partisi, Deva Partisi. Ben niye 2018 yılına ya 2020 yılına kadar beklediler de niye yanlışlarını gördükten sonra ayrılmadıklarını çok şey yapıyorum. Mesela bugün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Bey diyor ki ben konuşursam şu olur. Evet. Gelecek Partisi Genel Başkanı diyor ki ben konuşursam şu olur. Niye konuşmuyorsun hemşerim ya? Niye konuşmuyorsun? Sıkıntı burada. Ben konuşursam şöyle şöyle olur. Yani niye konuşmuyorsun? Demek ki sen konuşursan karşı tarafta senin hakkında konuşacak o zaman. Karşılıklı bir şey var ki susuyorsun. Ben bugün örnek veriyorum sizinle bir şeyim var. Nasıl derler? Sizin bir yanlışınızı gördüm. Diyorum ki Kanal 64 Yönetim Kurulu Başkanı işte Ayhan Bey şöyle 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 şöyle. Siz benim hakkımda elinizde bir de done yoksa ne yaparsınız? Kafanızı önüne yersiniz. Evet. Ben demiyorum ki Ayhan Bey bak benim programlarımı yayınlamazsan konuşursam kıyamet kopar. Ama konuşamıyorum. Neden? Belki benim sizin elinizde benim hakkımda doneler var. Şimdi bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ayrıldıktan sonra dedi ki ben konuşursam şöyle olur. Ben konuşursam insan içine çıkamazlar. Konuş. Konuş. Sen zaten muhalefet olan bir parti kurmuşsun. Ne için mücadele ediyorsun? İktidarı ele geçirmek için mücadele ediyorsun. Bunu ele geçirmek için mücadele ediyorsan ne lazım sana? Karşındakini eleştirmen lazım. Konuş düşür hadi. Bunlar sadece lafta yürüyor yani. Evet. Ya bir şeyler olması lazım. Bakın biz bugün Ahmet'le Mehmet'le şununla bunlarla uğraşmak aslında çok bize zaman kaybettiriyor. Zaman kaybediyor. Biz çok oyalanıyoruz ya bu işlerle. Biz projelerimizi tartışmak zorundayız. Evet. Yani bir, biz ne yaparsak bu tarım ilerler. Bu hayvancılık ne yaparsak çoğalır. Efendim biz sanayiyi nasıl geliştirebiliriz? Bu Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ni nasıl 3-4 bölgeye veya daha büyük alana taşıyabiliriz? Daha genişletebiliriz? Ben bir proje sunarım. Örnek veriyorum bir siyasi partinin il başkanı veya genel başkanı da hayır biz bunu yapacağız daha ileriye taşıyacağız. Ben de alkışlayayım seni. Aslında yapılmak istenen hep bir noktada aynı şeyler. Ama bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bakın yine eskilere döneceğiz. Eskilerden ne yaparlardı? Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel işte Doğru Yol Partisi'nin genel başkanıyken Necmettin Erbakan hocamız Refah Partisi ve diğer siyasi partinin genel başkanlarını şunu bir gözlerimizi kapatsın bizim hemşerilerimiz, bizi izleyenler bir gözlerini kapatıp hayal etsinler. Onların konuşmalarını bir göz önünde geçirsinler. Ne diyorlardı? Çıktım meydanlara benim İşçim, benim esnafım, benim garibim, benim kurabam, benim köylüm, benim kentlim hepsini bir arada tutuyorlardı. Şimdikine bak, şimdiki meydanlara çıkan ve gündemde olan siyasi partilerin genel başkanı ne diyor? Evet. Benim Kürdüm, benim Çerkezim, benim Lazım, benim Türküm. Ya bizi niye ayrıştırıyorsunuz ya? Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Sünni'yi, Salevi'si biz bir değil miyiz? Ayrıştırma derken şeyden... Kutuplaştırıyorlar. Sizden, milli görüşten daha doğrusu ayrışmalar çok oldu.
Ne zaman sindirilmeye kalksak hep bizi böldüler. Şimdi bir de bir yeniden Refah Partisi. Evet. Şimdi o konuda da arkadaşlar kendilerine bir yol çizmiş. Allah yollarını açık etsin. Fakat 2014 yılında dönemin genel başkanı ve genel başkan adayı Mustafa Kamal Ağın Bey'e karşısına şu an yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan aday olarak kongrede çıktılar. Normaldir, demokrasidir. Fatih Bey bir oy aldı. Genel Başkanımız Mustafa Kamal Ak bir oy aldı. Ve Mustafa Kamal Ak seçimi kazanarak genel başkan oldu. Fatih Bey ne yaptı? İşte partide kalmak yerine hemen ayrı bir parti, hatta ayrı bir vakıf kurdular önce. Erbakan Vakfı diye bir vakıf kurdular. Ses kayıtları falan bugün sosyal medyada dolaşır. Ne dedi? Biz siyasi bir hareket oluşturmayacağız. Biz efendim Erbakan olarak, vakfı olarak devam edeceğiz. Bizim işte milli görüşü burada da bu vakıfta da toplamak amacıyla yola çıktılar. Sonra ne değişti? Sonra ne oldu? Bir şeyler değişti. Verdiler Fatih Erbakan'a bizim Türk tabiriyle gazı. İşte sen şöylesin, sen böylesin, sen şunu yaparsın. Kim verdi? Eniştesi verdi. Yok öyle. Eniştesi verdi. Yani ben şimdi bugün bizim Refah Partisi zamanında Refah Partisi... Ama eniştesi de tanınmış bir insan değil ki yani. Değil de çocuk diyelim artık. Yani rahmetli Erbakan Hoca, bakın babası, Fatih Erbakan'ın babası ne dedi? Siyaset çoluk çocuk işi değildir. Önce bilgi ister, birikim ister, tecrübe ister. Biz Fatih Erbakan'a kesinlikle bizim partimizde genel başkan olamazsın demedik. O dönem 2014 yılında daha sen bu konuda tecrübesizsin dedik. Biraz piş, olgunlaş, yani olgunlaş babında yaş olarak değil, siyasi anlamda olgunlaş. Şu an biz peki, o döneme kadar şu ben... Şu anda konuşmaları nasıl peki? Şu anki konuşmaları şöyle. Hep Erbakan hocamızın laflarıyla. Şimdi bir televizyon programına çıktı bir kanalda. Hatta spiker, sunucu dedi ki bugün dedi Erbakan hocayı, Allah rahmet eylesin, bu ülkeye güzel hizmetler yaptı, olmamış kabul edelim. Siz yeniden Refah Partisi Genel Başkanı olarak bu projeyi nasıl yapacaksınız dediğinde yine başladı rahmetli Erbakan hocamız. Ya Erbakan hocamız öldü de bakalım. Ya öldü, yok, bitti. Sen ne yapacaksın senin projelerinde? Ama şimdi hep... şöyle bir şey var. Saadet Partisi de sonuçta Erbakan Hoca'nın programıyla yürüyor. Evet. O da sonuçta Fatih Bey de kendi babası olduğu için onun programlarıyla o da aynı şekilde yürüyor. Saadet Partisi de yani aynı cevapları veriyor bana göre. Şimdi bakın biz şöyle bir parti programı hazırladık. Evet, Erbakan Hoca'mız bize bir yol gösterdi. Erbakan Hoca'mız bize ne dedi? Adil düzen. Ama ilk başladığı önce ahlak ve maneviyat. Şeyini okudunuz mu, tüzüğünü? Parti tüzüğünü. Evet. Şeyin, Refah Partisi. Hayır, okumadım. Ya, okumuş olsanız sizin tüzükle alakalı benzerlik ne kadar var diye soracaktım. Yok, ben onların tüzüğünü için... okumadım. Şimdi bakın mesela bizim zamanında Refah Partisi zamanında bizim teşkilat üyelerimizin, annelerimizin, bacılarımızın kollarındaki bilezikleri, parmağındaki yüzüklerle yapılan genel merkezi benim babamın malı diyerek haciz koydurup bizden aldı. Ne oldu? İşte bizi yıkacaklarını sandılar. İşte biz bugün yine teşkilat olarak bir araya geldik ve Ankara'nın en güzel yerinde, sol tarafına bakıyorsun Ankara Orası Kalesi'ni... Orası da biraz şaibeli diyorlar ya. Efendim? Orada da biraz şaibe var diyorlar. Yani, ne konuda? Hani toplanan paralarda diğer siyasi partilerin de bir yardımı, desteği olmuş. Bakın biz orada şöyle diğer siyasi partiler destek vermedi diyemeyiz ki. Bir havuz oluşturuldu. Hı. Ahmet'ten, Mehmet'ten kimden gitti para bilinmedi. Bir havuz oluşturdu. Bir hesap numaraları açıklandı. O havuzda para toplandı. Ve şu an öyle bir güzel genel merkezimiz var ki ve emeği geçen hangi partiden olursa olsun Allah razı olsun. Yani sol tarafına bakıyorsun balkonundan Hacı Bayram Veli Ankara Kalesi, sağ tarafına bakıyorsun Anıtkabir. Yani Ankara'ya hakim bu konumda Rabbim bize daha güzel genel merkez nasip. Şimdi burada siyasetle ilgili bir geçmişe dönük Erbakan Hoca yıllarına dair bir soru soracağım. Uşak'ta hiç düzenli bir başarısı olmamıştır hocanın.
Evet. Baktığımızda. Olmadı. Herhalde bir tane belde vardı. Şey vardı, İlyaslı Belediyesi vardı. Birkaç tane belde belediyesini aldık biz buradan. Şimdi tarihinde baktığın zaman bir milletvekili, bir belediye başkanlığı çıkmadı. Çıkmadı. Evet. Ya buradaki neye yorumluyoruz? Şimdi hani hiç bunun masaya yatırdık mı, yatırdınız mı Uşak'ta biz bugüne kadar işte Milli Görüş tarihi de uzundur yani. Tam olacağı dönemlerde de yanlış belirlenen adaylar yüzünden, mesela bu 96, 97, 95 genel seçimlerinde tam o dönem bir tane ufak bir farkla kaybedildi. Yani o dönem milletvekili ufak yanlış adaylarla yola çıkıldığı için. Yani hatasız kul olmaz. İlla ki her insan beşerdir, şaşardır, hata yapabilir. Ama nasibi mi değil diyelim artık Uşak Milli Görüş'le bir türlü tanışamadı. Bugün seçim olsa Uşak'ta Saadet Partisi mi, Refah Partisi mi, yeniden Refah Partisi mi diye daha sorsak daha çok oy alır diye sorsak. Bence Saadet Partisi daha çok oy alır. Bakın iki alternatif koyulursa önüne Saadet Partisi daha çok oy alır. Saadet Partisi. Çünkü neden? Bir bilgi var, birikim var, tecrübe var. Orada da var ama. Ben kaç sene oldu Uşak'ta yeniden Refah Partisi kurulalı? Yo, en azından program olarak geçmişi aldıkları için. Ama ben şunu da duyuyorum. Çoğu illerde yeniden Refah Partisi'nden istifade edip tekrar Saadet Partisi'ne dönen arkadaşlar Uşak'ta küsüp bize gelemeyen arkadaşları da duyuyor. Yani bize yani bizden ayrılıp yeniden Refah Partisi'ni kurmuş ama yeniden Refah Partisi'ne küsmüş ve bize de şu an gelemeyen arkadaşları da duyuyor. Ama ben şuradan da sizin aracılığınızla söyleyeyim. Onlara bizim kapımız her zaman açık. Biz kapıyı çarpıp göndermedik. Yani biz kapıyı muhakkak aralık bıraktık. Buyursunlar, gelsinler. Ya biz kimiz ki? Bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda amcasını Allah'ın aslanı dediği, Allah'ın benim aslanım dediği amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi affetmiş. Ya biz kimiz ya? Bizden ayrılanları biz affetmiyor. Öyle bir şey yok. Bu siyasettir. Bugün oraya gider, yarın oraya gider. Görüş değişir. İşte yani kafa yapısı. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi. Bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Ekmelettin İhsanoğlu'nu beraber ortak çatı aday olarak çıkarmadılar mı? Evet. Devlet Bey, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Meydanlarda şu anki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı birbirlerine urgan fırlatmadılar mı? Evet. Ama ne oldu şu an? Beraber yoldayız. Siyaset bu siyaset. Ya biz kimseye kapımızı kapatmadık. Bugün bizden ayrılıp AK Parti'ye giden de, bizden ayrılıp artık Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne bizden gitmedi ama AK Parti kanadıyla ayrıldı diyelim. O partilere giden de, yeniden Refah Partisi'ne giden de. Deva Partisi'ne gidiş olmadı mı? Efendim? Deva Partisi veya Gelecek Partisi'ne giden oldu mu? Şöyle, bizden AK Parti'ye gidip AK Parti'den oraya ayrılmış olanlar. Mesela Ahmet Davutoğlu, rahmetli Erbakan hocamız Refah Yolu İktidarı'nı kurduğunda dış ülkelerle görüşme için Ahmet Davutoğlu'nu göndermiştir. Hatta kendisi en son Erbakan anma programında bunu dile getirmişti. Bu hatırasını dile getirmişti. Yani bizden kim gittiyse bizim herkese kapımız yine açık. Çünkü rahmetli Erbakan hoca ne derdi? Bu ülkenin çözüm kapısı Milli Görüş'te, Saadet Partisi'ne. Ve bu kapıya gelmekten başka çare yok. Şimdi ama yıllardır da gelmiyor insanlar. Şimdi bakın şöyle. Burada hiç kendinizi neden geldi? Özel işleri yaptınız mı? Yaptık. Neden geldi? Biz her seçimde aslında oyumuzu arttırdık. Şöyle. Şimdi bakıyoruz %2 oy almışız. 2015 seçimlerinde. 2018 seçimlerinde yine %2 almışız. 2019 seçimlerinde yine %2 almışız. Biz aslında şunu da yanılıyoruz. Biz aslında her seçim oyumuzu arttırıyoruz. Ama şurada hatamız var. Her seçim bir önceki oyumuzu koruyamıyoruz. Bize yeniden oy veren, ilk defa oy veren vatandaş diyor ki bu sefer olacak, ben Saadet Partisi'ne oy vereceğim. Veriyor. %2 oy almışız. Ya olmadı. Bir sonraki seçim o adam olmuyor diye bize oy vermiyor. Biz yine çalışıyoruz. Yine %2'ye tamamlıyoruz ama İşte o ilk defa oy verenler bir daha oy verse zaten biz katman olarak %10'ları şimdiden aşardık. Ama maalesef bu sefer olmuyor diye oy vermemezlik yapmasın.
Bu sefer olacak. Her seferinde olacak yani. Peki, iktidar yarışında Refah Partisi'nin şeyi ne kadar kazanma şansı var mı sizce? İktidar yarışında. İktidar yarışında. E şimdi seçime giren her partinin şansı. İddiası ayrı bir şeydir. Bakın her bak iddia demiyorum. Seçime giren her partinin şansı var. Çünkü bizim milletimiz bakın meydanlarda siyasi parti liderleri nasıl konuşuyordan çok ne konuşuyor diye dinlerse bu ülkenin zaten görüş açısı değişir. Bakın ne diyorum? Şimdi çok burada, güzel konuştu. Burada çok farklı bir şey söylediniz yani. Efendim? Burada çok farklı bir şey söylediniz yani. Şimdi bakın evet söylüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir 2018 seçimleri yanılmıyorsam ya da bir önceki seçimler Eskişehir'de konuşmasını sosyal medyadan dinlesinler. Diyor ki ben evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde ooo şak 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 şak. Ya ne diyor bir dinle. Dinle dinle. Bak yine söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın hitabı çok kuvvetli. Diksiyonu çok güzel. Yani vurgu ve tonlamayı çok güzel yapıyor burada, ama nasıl konuşuyordan çok ne konuşuyor? Şöyle de. Bunu şunu söyleyeceğim. Şair ne demiş? Benim ne söylediğim önemli değil. Karşı tarafın ne anladığı önemli. Yani karşı taraf ne söylerseniz söyleyin o kafada kurduğunu. İşte o da vurgu ve tonlamadan kaynaklanıyor. Yani ama gençlik bunu artık ayrıştırıyor. Sosyal medya, internet denen. Evet şey yani bakın Z kuşağı dediğimiz dinliyor. Ne diye dinliyor yani. Şimdi meydanlarda artık şunları duyuyoruz. Biz bunlardan bıktık. Yıldık. Ey Kılıçdaroğlu. Bay Temel. Yok Meral Hanım'a, Meral Akşener'e ne diyordu? Bayan Meral mi diyordu? Öyle bir şey. Ya biz bunlardan bıktık. Ya bize projeler çıkarın. Bu ülkenin tarımı nasıl artırır? Bu ülkenin hayvancılığı nasıl artar? Üniversiteden mezun olan gençlerimize nasıl iş imkanı sağlanır? Biz bunları duymak istiyoruz. Evet. Ya biz üretimde şahlanmak istiyoruz. Siz kavgalarınızı gidin bir odaya, bizim görmediğimiz bir yerde yiyin birbirinizi. Tartışın. Ama biz bunları duymak istemiyoruz artık. Ya bizim derdimiz geçim derdi. Geçim derdi. Benim kahvedeki bakın kahvehaneciler kaç aydır kapalı. Şu an açıldı ama şimdi kahve adam ne için gider? Oyun oynamaya gider. Muhabbet etmeye gider. Boş insan gider. Ya boş insan gider. Niye boş insan? Yani işsiz insan. İşsizlikten gider. Dolayı. Onu. Yani işsizlikten dolayı. Şimdi esnafımız kan aldı. Ben bu esnafı nasıl kalkındırabilirim? Bakın biz en son yapmış olduğumuz basın açıklamasında 10 madde sıraladık. Geçimle ilgili 10 madde sıraladık. Yani biz burada istiyoruz ki vatandaşın derdiyle dertlenilsin artık. Yok efendim Kılıçdaroğlu şunu demiş. Ya bakın kongre yapılıyor. Ya ben gülüyorum artık ya. Kılıçdaroğlu aşı vurulmamışmış. Ne demiş? Efendim sıram gelince aşı olurum. O diyor niye aşı oldun? Yok sıram geldi oğlum. Ya bana ne bunlardan ya? Yani böyle bir şey olamaz ya. İşte bak bu halka yansıyor. Neden? Halkın oy vermiş olduğu lider. Onun verdiği Cumhurbaşkanı. Cevabı da yanlış algılı. Yani Kılıçdaroğlu diyor ki sıram geldiği zaman olacağım diyor. Gayet açık bir şekilde cevabını vermiş. Sıramı bekliyorum. Kısaca yani bir mevki olarak da gidip de hemen beni aşı yapın diye ortaya çıkmıyor. Niye o aşı oldum diyor. O da sıram geldi oldum diyor. Ya şimdi ben bunları ya bunlar artık gülün şeyler. Ben bunları duymak istemiyorum. Ben siyasi parti liderlerinden proje istiyorum. Bakın bugün bir tane sanal oyun var. Hangisi? Reklama girer mi bilmiyorum. Yani bir CD'de oynanan bir oyun var. 5 tanesi yapılmış. Şu an tüm dünya bunun 6.sını bekliyor. Görsel efekti evet. Çok güzel ve zaten anlamıştır izleyicilerimiz. Biz bu oyunları niye biz yapamıyoruz ya? Bakın ben bu ülkenin dönemin başbakanından şu lafı duydum ve çok üzüldüm.
Teknolojiye diyor öyle çok kafa yormayın diyor. Kullanın geçin diyor. Millet yapsın biz kullanalım. Ya bu ne demek ya? Ama o dönemin Amerikan Başkanı Barack Obama da diyor ki ya gençler diyor bir sosyal medya fonu da siz oluşturun. Bir diyor bu Android sistemlerde yazılım siz yapın. Biz diyor bunu devlet olarak hükümet olarak destekleyelim. Bugün bir sosyal medyanın sosyal medyasının reklama giriyor mu bilmiyorum. Yok onlar girmiyor. Mesela Facebook bugün dünya yani bizim ülkemizin bankaların ödemiş olduğu vergi kadar adamın geliri var. Geliri var geliri bu adam ne bir şey üretiyor ya sadece sosyal medya kurulumu yapmış adam ve şu anda dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Biz bu yazılımları niye yapamıyoruz? Bizim gençlerimiz niye yapamıyor bunları? Şimdi bunları yapamayız. Niye yapamıyoruz? Yapamayalım. Yapamayız bunları. Yapmak istemiyoruz. Çözmek istemiyoruz. Ya yapan gençlerimiz var ama. Bakın ben biraz önce bir şeyden bahsettim. Bir ne dedim? Sorunu çözmek istemiyoruz. Bakın ben biraz önce bir şeyden bahsettim. Ne dedim? İki tane gencimiz yengecin kabuğundan yara bandı üretiyor. Yara bandı. Ve bu yara bandı şeker hastalarının yarasına yapıştırdığın anda bir gün sonra o yarayı kapatıyor. TÜBİTAK'a sunduklarında bu projeyi reddediyorlar. Bizim TÜBİTAK neyle uğraşıyor bu da o şeyde? Erik hoşafıyla uğraşıyor. Bilmem ne hoşafıyla uğraşıyor. Ya bırakın Allah aşkına ya. Biz gençlerimiz ne üretiyor? Biz nelerle uğraşıyoruz? Şimdi... Ondan sonra diyorlar ki biz işte Ay'a gidiyoruz. Ya millet Ay'a çıktı. Adam Mars'a planlama, şehir plancı yapmanın peşinde. Biz hala adam Erik hoşafıyla uğraşıyoruz. İsrail, bilmem neyle uğraşıyoruz. İsrail'de vatandaş evinin bahçesinde uçak motoru üretiyor. Evinin bahçesi. Evet. Uçak motoru üretiyor. Atölyesini kurmuş. Testini bahçede yapıyor. İçeride kapalı alanda. Bunları duyuyoruz. Sosyal medyadan da görüyoruz. Kapalı kapı ardında çok şeyler yapılıyor. Şimdi burada aslında gelip giden hükümetler de dahil şimdiye kadar gelip gitmiş bir şeyi çözmek istemiyorlar. Çözmek fazla değil. Bir saattir. Ama ne yapıyorsun? Oradan bir laf çıkartıyor, cımbızlıyor. Uzat, meşgul olsun medya. Yani burada geçen belediyeden bir arkadaşla konuşuyoruz. Basından şikayetçi. Hani herkesin bir beklentisi oluyor. İşsizlerin de belediyeden bir beklentisi oluyor. Hemen koşuyor, sosyal yardım. Herkes belediyeden bir şeyler bekliyor. Şimdi belediyeye de şöyle baktığımız zaman o da kendi açısından haklı. Hangi birine yetişelim? Aynen öyle. Hangi birine yetişelim diyor. Orada konuşmamızda basından şöyle şikayetçi. Şimdi dönem dönem bazen belediye kutlama gönderir bütün basına. Hep almak için gidiyor. Dedim ki ne istiyorsunuz dedim. Ya dedi en azından dedi. Uşağı dışarıda tanıtmak gerekir. Tanıtalım dedim. Nasıl olacak? Buraya insanlar nasıl gelir? Ekonomi nasıl kalkınır? Buradan biraz sohbet ettik de bir şeyler çözmek isteyince bunu yaparsın. Hep önüne bir engel çıkartıyor. Başka şeylerle ilgileniyor. Şimdi buraya davet edeceğiz bütün partileri. Can isteyen gelir, isteyen gelmez. Evet. İlk olarak da sizinle başladık bu programa. Bunu ileriki günlerde dörtlü yapacağız. Şimdi öyle yapalım. Önümüzdeki hafta bir başka parti il başkanı çağırın. Dörde tamamladınız mı? Dördünüz birden çağırın. Şimdi aranızda şeyler de olacak. STK başkanları da olacak. Tabii. Böyle kanaat önderleri onlardan böyle bir program yapacağız. Burada Uşak'la ilgili, ülkeyle ilgili gündemleri masaya yatıracağız. Yatırmamızın sebebi çözüm odaklı. Evet. Sorun değil, çözüm. Sorunu büyüttükçe büyütürüz. Neyse konumuz farklı yöne gitmeden başka soracağımız arkadaşlardan da telefon numarası ekranda yazmıştık. Bazı arkadaşlar selam söylemişler size. Ankara'dan. Şimdi burada başka sizin söylemek istediğiniz neler var? Mesela şöyle sorayım. Uşak Belediyesi
nasıl çalışıyor size göre? Şimdi Uşak Belediyesi, mevcut belediye başkanımız Mehmet Bey, kendi tabirleriyle diyelim, bir enkaz devraldı. Evet. Borç batağını bir belediye devraldı. Ama bunu farklı bir partiden almadı. Yine kendi partisinin belediye başkanından devraldı. İşte bu Uşak'ın dilinde herkes konuşuyor, herkes söylüyor. İşte borç çokmuş, artmış, yapılandırmışlar falan filan. Geçen basın toplantısında açıklama yaptı başkan. Geçen yıl ödedikleri para, geçen yılın borçlarına 27 trilyon civarında bir para ödenmiş. Toplam borç da 600 trilyon civarlarında. Bir matematik hesabı yapınca 20 yılda hesap bitiyor. Borç bitiyor. Evet. Bu hızlı çalışmayla. Şimdi dediğim gibi buna rağmen Mehmet Bey yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bakın, evet, ciddi bir enkaz devralında. Yani niye eski belediye yönetiminden hesap sorulmuyor? Ben bunun üzüntüsü içerisindeyim. Evet, belki müfettişler geliyor ama müfettişler burada neyi inceliyor? Ben görüyorum sosyal medyadan veya haber mecralarından. İşte yok, şu kadar tarhana faturası kesilmiş, şu kadar bebe pişik kremi faturası kesilmiş, yok baklava faturası, yok şu. Ya bunlar gelen giden misafir olur, yedirilir, içirilir. İşte 15 Temmuz darbe zamanında bu vatandaş heykelin, Atatürk heykelinin önünde nöbet tutarken her gün tarhana çorbası dağıttılar. Bunların faturası var. Burada imar planında bir değişiklik oldu mu? Bakın, bu bir adaletsizlik var. Kimlere neler medyaları, neler peşkeş çekildi? Efendim yıkılan kapalı stadyumun hurdası nereye gitti? Ama şimdi burada hemen devreye girelim. Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı burada. Devri sabık yok demişti. O zaman bu borç nereden oldu? Ne yapıldı? Geçmişin borcu. Efendim? Yani geçmişten hesap neden sorulmuyor dediniz ya. Evet. O olaydan hesap sorulmayacak dendi. Hesap sorulmayacak da niye sorulmuyor? Niye benim param? Niye ben bunların almış olduğu, götürmüş olduğu veya çarçur etmiş paranın hesabını niye ben vatandaş olarak veriyorum? Niye ben suyumu %50 indirimli değil de %50 zamla, %100 zamla içiyorum, kullanıyorum? Niye ben belediyeye yatırmış olduğum ruhsat harçlarını, inşaat harçlarını, şunları bunların parasını fazla olarak ödüyorum? Her gelen belediye başkan adayı, ki ben de belediye başkan adayıydım o dönemde. Biz vatandaşımıza ne vaatle gittik? Peki şunu sorayım. Diyelim ki hesap soruldu. Nasıl söyleyeyim yani? Kaçırılmış olan. Ve suçlu çıkıldı. Demeyelim de yani, bu suçlu çıkıldı. Ortada bir kayıp para var. Evet. Bu zaten giden gitmiş, nasıl geri gelir? Gelme ihtimali. Mal varlıkta ne el konulsun? Araştırılsın. O dönem neler yapıldığı illa ki bakın. Yeterli gelmezse. Ya şöyle söyleyeyim, yeterli gelmezse tamam da bir ne diyeyim, şu bardağın tamamı gitmiş ama kurtarabildiğim en azından bardağı kurtarayım. Bardak da gitmiş. Bir bardak çay gitti. Çayı içler mi? En azından bardağımı kurtarayım ya. Şu bardağı bari kurtarayım. Ne kurtarabilirsek kar değil mi? Ha, %50 zam vermeyiz, %5 zam veririz. Veya hiç zam vermeyiz. Yani hesap sorulsun. Götürdüler mi? Mal varlıklarına el konulsun, araştırılsın. Çoluğunun, çocuğunun, akrabasının yanında bütün mal varlıkları araştırılsın. Ama iş yapılmış yani. Efendim? Sonuçta işler yapılmış yani sonuçta. Ama ne yapıldı? Bu belediye, yani eski belediye, araçlar satın aldı. Aynı araçları belediyenin dönemin şirketi olan bir firmaya bu araçları verdi. Ve o firmadan, belediyenin şirketinden o araçları kiraladı. Bakın, belediye araçları satın alıyor. İşte bu kamyondur, kepçedir, şunları bunları belediye satın aldı. Belediyenin şirketine verdi. O şirketten belediye tekrar arazide kullanmak için o araçları kiraladı. Ve ne oldu? Ödeyemedi. Araçların hepsi acize gitti. Yaşamadık mı işte Mehmet Bey ilk kazandığı zamanlarda? Arazi araçlarına el konuldu, piyasaya araç çıkmadı, çalışılamadı.
Tamam, şu an bir şeyler yapıyor. Allah razı olsun. Asfaltlama çalışmaları yapıyor, yol düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu bile çok büyük bir başarı. Neden? Ciddi bir borç devralı. Peki siz alsaydınız ne olurdu? Biz alsaydık, şimdi ilk başta da söylemiştiniz ya. Ben şu an mevcut belediyenin kadrosuna bir ses çıkarmıyorum. Kurulmuş, seçilmiş bir kadro var. Belediye meclis üyeleri var. Fakat ben bir ekip oluşturmuştum. Belediye seçimlerinde. Efendim inşaat mühendisi, gıda mühendisi, makine mühendisi, şehir plancısı, elektrik, elektronik mühendisi, mimar, şehir plancısını söyledik. Yani ilk 15-16 kişilik ekip mühendislerden doluydu. Ve ben bu mühendisleri niye bir araya getirdim? Ve bakın bu ekip hepsi Saadet Partili değildi. İçinde Milliyetçi Hareket Partili arkadaş da vardı. Şimdi İçinde, oradaki aslında siz almış olsaydınız dediğim ekip açısından değil de. Hayır, işte onu söyleyeceğim. Parasal konudan ne yapabiliriz? Şimdi bakın onu söyleyeyim. Bizim ekibimizin içerisinde bir işletme mühendisi de vardı, mali müşavir de vardı. Ve biz üretime dönük yatırımlar yapacaktık. Benim 3 tane projem vardı. Elektrik üretim projesi. Uşak'tan geçen her araba Uşak Elektrik'te faydası olacaktı. Su, Küçükler Barajı'ndan akıp gelen su aktıkça bize elektrikte fayda sağlayacaktı. Toplamış olduğumuz çöplerden elde etmiş olduğumuz katı atık yakıtlarıyla biz enerji elde edecek ve bu elektriği... Var onlar şu anda bu. Güneş panelleri var. Ha, güneş paneli değil benim bahsettiğim. Artı çöpten bir üretim tesisi kuruldu. Yok, şu an kurulmadı. Elektrik üreten kurulmadı. Bir çöp tesisi var ama elektrik üretimiyle ilgili bir şey yok. Şimdi biz üretime dönük yatırımlar yapacaktık. Ve önce hesap soracaktık. Şimdi bunlar da yalnız dediğiniz yatırımlar için de parasal gerekiyor. Evet. Şu elektrik üretim projem, Küçükler Barajı'ndan gelecek olan su borularının içerisine döşenecek tribünlerden elde edeceğimiz elektrik üretim projesinin maliyeti 1 milyon dolardı. Ama senelik getirisi 450 bin dolardı. Bakın, maliyet 1 milyon dolar, senelik getirisi 450 bin dolar. 2 senede kendini amorti edecekti. Ondan sonra biz üretime geçmiş olacaktık. Yani bir gelir elde edecektik. Farklı farklı projelerimiz vardı. Biz ama başta da söyledim, önce hesap soracaktık eski belediyeden. Önce hesap soracaktık. İşte bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Melik Gökçek'ten bir dünya dava işte hesabını soruyor. Sorduğu ve kazandığı davalar da var. Mehmet Bey, mevcut belediye başkanı soruyor, hesap sormak için benim duyumum tabii. Şehircilik Bakanlığı'na müracaatta bulmuş, İçişleri Bakanı, müfettişler gelip gidiyor falan filan. İnşallah sonunda bir şey çıkar. Ama bu yetimin hakkını yiyen kim varsa. Mehmet Bey kişisel olarak iyi bir insandır. Evet. Hesabını da sorduğunu, gücü yettiğince yaptığını düşünüyorum ben. Yani başkanımız sağ olsun bir şeyler yapıyor bu kadar sıkışıklıkta. Her ne kadar bazı şeyler olsa da, dedikodular olsa da, bu her zaman için her toplumda olur dedikodular. Evet. Elle tutulur bir dedikodular yok ortada. Ha, biz ya, görüyoruz. Ufak tefek şeyler duyuyoruz işte. Yok, kentsel dönüşümde yeşil alan varmış, satılmış falan filan. Ya bunu iyice bir araştırmak lazım. İşte bir ara ne denildi? Burası yeşil alan, park alanıydı. İşte otele satılıyor. Ben şeye baktım. Şu anda bulunduğumuz yer için. Evet, bu şu an burada bir otel alanı, yani yeşil alan diye söylenmiş ama planlama yapılırken zaten burası otel alanıymış. Arazi park ettiğiniz yerde bir alan gördüyseniz orası. Evet. Oteli olarak ayarlanmış orası. Hayır, ilk başta zaten planlama yapılırken otel alanı. Şimdi planda otel var. Sayın Başkanım bize verdiği bilgiyi söyleyeyim. Orası şu anda TOKİ'nin almaya çalışıyor. Alıncaya kadar da burayı park yapacak. Atapark gibi. Hmm. Yeşil alan. Hatta bazıları çarşamba pazarı buraya gelsin diye düşünülüyor. Pazarın buraya gelmesi bir anlamsız yani. Pazar buraya gelince şuradaki binalar ancak hizmet eder.
park halinde yapılırsa insanların daha gelecek dinlenmek için, yürümek için geleceği yer olur. Burası da hareketlenir bu arada. Evet. Şimdi bu konuyu bilmiyorlar. Yani işte öyle diyorlar, büyütüyorlar. Önceki belediye şöyle yapmış. Bir görsel hazırlamış. Orayı yeşil alan olarak göstermiş. Ama planlamada yeşil alan değil, otelmiş. Ya yani bakın, muhalefet yapıyorsanız bir şeyin doğruluğunu araştırmak lazım. Otel mi, yeşil alan mı? Yok ortalığı ayağa kalk. Yok şu. Ya bu siyaset değil. Evet. Bu siyaset değil. Siyaset, sen projeni ortaya koyarsın. Fikirlerini ortaya, düşüncelerini ortaya koyarsın. Ha şunu diyebilirsin. Mevcut iktidarın belediye yönetimi, ya o dönemin belediye yönetimi burayı yeşil alan olarak gösterdi millete görsellerde. Fakat burası gerçekte otel alanıymış. Eski belediye vatandaşı kandırmış. Bunu söyle, bu doğrusu. Ama ne diyorsun? Çıkıyorsun, burası otel alanı, buraya biz işte şey, yeşil alan, buraya otel yaptırmayız. Ya bu muhalefet değil. Yapılan güzel bir şeyi alkışla. Yanlış bir şeyse de doğrusunu söyle. Şimdi bahsedilen yer bizim bulunduğumuz yerde. Tercih olarak sorulsa park mı olsun, otel mi olsun diye. Parktan ziyade otel olsun derim ben. Otel olduğu zaman en azından 30 kişi çalışacak. Yani 30 kişi çalışır. Bakın bu an şu anda kentsel dönüşüm alanında ciddi anlamda dükkanlar boş. İşte onu diyorum, bir hareketlilik olur. Evet. Sorulduğu zaman ilk önce bakarım, 30 kişi mutlaka çalışır. Hiç değişmez. Park olunca ne olacak? 4 tane boşta gezen adam orada akşama kadar pinekleyecek. Doğru mu? Evet. Birazcık yani aşmak lazım. Her şeye karışıyor. Otel alanı yapacak. Oteli yapılsın ya. Yapılandan zarar gelmez. Ya ben şunu söylüyorum. Doğru adımlarla, doğru şekilde bu ülkede taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Doğru şekilde taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Ha, yanlış yapılmışsa da yanlışı düzeltenden yine Allah razı olsun. Şimdi asfalt yapılıyor. Bakın ben yine buradan belediye başkanımıza da söyleyeyim. Şimdi üzüldüğüm bir konu, hatta ben bunu kendisi de biliyordur, Cumhuriyet Mahallesi muhtarımıza da dile getirdim. Uşak Eski Fizik Tedavi Hastanesi'nin oradan hastaneye, özel bir hastaneye çıkan bir yol vardır. Birinci Ateş Sokak. Şu anda oranın asfaltlama çalışması yapılacak. Bakın para nasıl çarçur ediliyor. Burada bir kaçırdığımız nokta var. Jandarmanın olduğu o yol üzerine, jandarmanın olduğu bölgeye kadar elektrik telleri yerin altına alınmış. Fakat oradan yukarıdaki özel hastaneye kadar hala daha yerin üstünde, yani direklerde. Şimdi biz o bölgeden tamamen oraya asfaltımızı atacağız. Evet. Yani belediye kazdı, asfaltını atacak. Sonra jandarmadan yukarıya kadar olan bölgede elektrik telleri yer altına alınırken o yol tekrar kazılacak. Yama yapılacak. O yama ileride çökecek. Tekrar kazılacak, sıfırdan asfalt. Ya bu paraya yazık ya. Şimdi orada da aslında şöyle bir... Şimdi önceden bunlar yürümezdi. Neden? Koalisyon hükümetlerinde, Enerji Bakanlığı A partisinde, Şehircilik Bakanlığı B partisinde. Evet. Almıyor. Şu an hepsi elinizde. Enerji Bakanlığı da elinizde, Çevre Şehircilik Bakanlığı da elinizde. Ama şimdi bir örnek vereyim o konuda. Şunu bitireyim de. Şimdi bir inşaat vardı orada. Adamın arsasının içerisinde TEDAŞ'ın direği vardı. Arsayı kazacak, projesi hazır. Elektrik direğinden dolayı kazamadı. TEDAŞ'a müracaat edildi. TEDAŞ da ettiği zaman TEDAŞ dedi ki bizim orada şu anda çalışmamız yok. Oraya da artık bir seneye mi iki seneye mi gelir, öyle alırız direği. Evet. Daha sonra vatandaş kendi cebinden bunu karşıladı. Farklı bir yere çektirdi direği. Şimdi oradaki kurumlar arasında da böyle bir... Ama belediye, sen bakın şu anda sen burada belediyesin. Sen yani atamayla başa gelmiş birisi değilsin. Sen burada 50-60 bin kişinin oyunu alarak o makamda oturuyorsun. Ya biraz masaya yumruğumuzu vurmak lazım. Arkadaş ben burayı kazdım. Bir hafta süre veriyorum.
Sen bu elektrik tellerini buraya almadığın takdirde belki alacağın vermiştir. Zaman belki vermiştir talimat. Yok. Süre şey yapmamışlar. Ben görüştüm bugün birisiyle. Bizim şu an orası planlamamızda yok demiş elektrik kurumu. Aynen biraz önce söyledim. Şu an programımızda yok. Siz asfaltınızı atın. İyi de arkadaş, ben vatandaş olarak o asfaltı sonra niye kazdırıyorum tekrar? Bu konuda hemfikiriz. Biri bu sadece elektrik değil, kanalizasyon telefon için de geçerli, telekom için de geçerli. Biri geliyor kazıyor, biri geliyor. İşte bakın mesela en basiti. O bir özel banka diyelim artık. Gerçi devlet bankaları şeye girmiyor herhalde. Ya reklama girmiyor. Ya girmiyor. Ziraat Bankası'nın olduğu bölgede daha ya dünyada ondan önceki gün bir sel oluştu. Yağan yağmurdan. Evet. Şimdi oranın asfaltı da daha yeni atıldı. Doğru mu? Doğru. Niye o asfaltı atmadan önce komple 9 sele çayına kadar orayı komple kazsaydık, bir oraya boru döşeseydik de orada biriken yıllardır oranın çilesidir o. Yıllardır. Her şiddetli yağmurda orası bir göl oluşur, sel oluşur. Niye biz burada boruyu döşeyip de 9 sene çayına vermedik gideri? Üzerine niye? Şimdi bakın işte en son yaşadık 2 gün önce ya dünya ondan önceki gün ciddi yağmurda sel felaketi oluştu. Yani bir su birikintisi oluştu orada. Esnaf dükkanlarının önüne çuvallar şey yaptı. Şimdi yarın bir gün bakın burada bir kurum da yok. Yani hani elektrik idaresi gibi bir kurum da yok. Yani ya gel burayı yap. Fen İşleri Müdürlüğü de sende belediye olarak. Doğru değil mi? Kendi kurumun. Arkadaş ben buranın asfaltını kazdım. Ben buraya asfalt atacağım. Sen gel Fen İşleri olarak buradan boruyu 9 sele çayına kadar hemen bir hafta içinde döşe. Ve o zaman bir de kapanma yaşamıştık 21 gün süre. Sokağa çıkma yasağı var. Doğru. Ve çok güzel de yapılırdı. Ve Uşak artık bir daha sel felaketini, evet, şiddetli yağmurda o da su birikintisi yaşamazdı. Üzüldüm. Yapılsaydı keşke. Ha alkışlardım. Bir muhalefet partisi olarak alkışlardım ben bu hareketi. Neden? Artık benim orada su sorunum yok derdim. Her zaman için olacak böyle şeyler. Evet. Yani ama gördüğüm kadarıyla başkanın güzel çalışıyor. Ya ben bilmiyorum, çalışıyor. Ama biraz bir enkaza göre de güzel çalışıyor. Belki dışarıdan destek geliyordur. Belki Uşak'ın kendi gelirleri onlarla işte kendi yağında kavruluyordur. Ama bir bunun içerisinde bir çalışmalar yapıyor. Yani başkanımız gerçekten bilmiyorum herhalde önceki yönetimin aldığı kadar bütçe olsa daha da güzel çalışmalar yapabilirdi. Ya ben şöyle söyleyeyim. Evet Mehmet Çakın benim seçimlerde rakibimdi. Halk onu seçti. Başımızın üstünde yeri var. Belediye başkanımızdır. Hepimizin belediye başkanıdır. Güzel de çalışıyor. İşte yani belki dediğiniz gibi ciddi anlamda bir buraya ödenek gelseydi Uşak iline daha güzel şeyler de yapabilirdi. Mesela oradaki işte, bazı muhalifler vatandaş şunu soruyor. Raylı sistem ne oldu? Birazcık diyorum kafayı yor yani bu kadar bütçeyle bu raylı sistemi beklemen zaten diyorum senin yani saçmalık olur yani. Ya bakın ortalıkta bir enkaz varsa biz bunu Uşak olarak el birliğiyle kaldırmak zorundayız zaten. Ya bırakalım bir iş rolantide yürüsün. Ha biraz daha sonra yapılacak şeylerde zengin iş adamları var mı işte organizasyon? Biraz da o konuya geleceğim. Hep belediyeden bekliyoruz yani devlet bana kömür versin, makarna versin pozisyonunda belediyeden beklenti çok. Evet. Şimdi belediye hangi birine geçsin? Yani burada bakın bir ilde Atatürk Kültür Merkezi yapılacak, bir kongre merkezi yapılacak. Belediye başkanı sadece bunun billboardlara şey nasıl işte şu bölgeye Atatürk Kültür Merkezi kongre salonu yapılacak. O bölgenin organize sanayisinde çalışan ünlü iş adamları hemen belediyeye ziyarete gidiyor. Diyor ki başkanım bizim burada cezamız ne? Yani evet, biz nasıl faydalı olabiliriz? Diyor ki belediye başkanı senin işler biraz iyi sen işte şu kadar ver. Sen şu kadar ver.
O da adam diyor ki ya başkanım şunu değil şu kadar vereyim. Tamam. Ya bakın oranın vatandaşıyla yapılıyor bunlar. E hadi ya Uşak tekstilde madem öndeysek, deride öndeysek, deride çok gerçi artık önde değiliz ama tekstilde de ciddi anlamda şeyimiz var. Ya hadi elini taşın altına koyun bakalım. Övünüyorsunuz orada ben işte şu derneğin başkanıyım, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hadi Uşak için bir şeyler yapın. Bugün Uşak şeker fabrikasının oradan organizeye kadar hadi bir metro açığı yapılsın. Metro çalışması yapılsın. Siz de organizedeki iş adamları olarak elini taşın altına koyun. Siz yaptırın bu metro şeyini. Bir Uşak'a faydanız olsun. Ama yok. Her şeyi de belediyeden beklememek lazım. Şimdi organize sanayi bölgesine bir metro çalışması yapılsa, işte bu kayalı termal tesislerini de kapsayan, oradan dönen ve organize sanayi bölgesine giden bir metro inşaatı yapılsa, en çok kime faydası olur bunun? Vatandaşa? Hayır. En çok organize sanayideki iş adamlarına faydası olur. Neden? Artık servisçilere para ödemezler. Burada servisçiler ayağa... Hayır bakın, servisçiler illaki bir yerden iş bulur. İllaki bulur. Ne olur? Nakliye, o servislerin arabaları var mı? Satar, kamyon, nakliye işinde uğraşır. OSB'de kaç çalışan var? Yaklaşık bir 30 bin civarı falan vardır merkezde. Belki daha fazla. 30 bin civarında vardır diyorsunuz. Yani, şimdi bakın ciddi anlamda yani... Bir de vardiyalı düşünürsek bunu yani çok şey de olmaz. Yani sirkülasyon olarak. Yani en çok organize sanayisindeki iş adamlarının işine yarar bu. E tabii ki orada. Yani başka kayalı termaline gidecek vatandaşlarımızın işine yarar. Sonra saat 4'te şehir trafiğine çok yarar. İşte organize sanayi bölgesinden saat 4'te çıkışlarda biliyorsunuz. Ne kazalar oldu orada. Kaç tane işçi servisi derdi. Kaç tane vatandaşımız öldü. Yani bir rahatlatacaksak biraz daha dediğim gibi büyük iş adamları eli taşın altına koysun. Ya büyükler burada değil ya. Evet. Büyükler dışarıya kaçıyorlar. Büyüyünce dışarıya kaçıyorlar. Genellikle İstanbul merkezde oluyor. Yani Uşaklılar daha iyi bilirler ne kadar iş adamı var dışarıda. Yok yok bizim Uşak'ta da ciddi anlamda. Yani bakın ben şöyle söyleyeyim. Tekstil organizeden 10 tane tekstil iş adamı birleşsin. Uşağı en güzel metro inşaatını yaparlar ve metroyu da getirirler. Bak 10 tane çok değil. Var mı 10 tane yapacak var. Bir şey? Var. İşte Hodri Meydan. Öyle meydanlarda böbürlenmekle işte ben şu kadar işçi çalıştırıyorum bunu yapıyorum demek de olmaz. Kardeşim elini taşın altına koyacaksın. Eğer uşağa hizmet etmek istiyorsan. Aslında sizin dediğiniz mantıklı yani bir 10 yıllık servis ücretini hesaplarsan bir fabrikanın 10 yıllık evet. Amorti etme açısından ticareti genellikle 10 yıl değeri öne çıkar. Bir arsa dahi alırken o ev dahi kirası 10 yılda kendini amorti ediyorsa şimdi son zamanda 15'e çıktı o. Olabilir yani ama bir yandan yüklü vermek de insanların işine gelmez diye düşünüyorum. Tabii öneri farklıdır, düşünce farklıdır. Konuşulup davet edilebilir. Ya şu da var yani. Edebilirler şimdi yani. Bu işte sadece şey yapmasan belediyenin desinler arkadaş işçinin parası benden, mazot da benden. Sen de belediye olarak arabalarını gönder. Hadi bir kazmaya başlayalım ya. Hadi bir bismillah diyelim. Ya belediyenin aslında çok güzel çalışmaları var. Bazı yerde de bazı problemler var çalışma konusunda. Örnek veriyorum bir tane şef başlarında duruyor. 5 tane işçi var. Ya görüntüler var yani sosyal medyada fotoğraflar falan biri da çalışıyor, dolaşıyor da. Biri çalışıyor, öbürleri çay içiyor, sigara içiyor, keyif yapıyor. Başlarında bir tane şef, işi yapan bir kişi yani. O zaman burada Mehmet Bey'e çok iş düşüyor. Oraya çalışanların yanına makam arabasıyla değil de bir tedbirli kıyafet gitmesinde fayda var.
Yani normal dışarıdan sıradan bir vatandaş gibi. Başkanlığı izliyorsanız yani burada önerileri dikkate alın bence. Evet, yani bir tedbirli kıyafet dolaşsın. Her ne kadar yani yaptıklarınızı söylüyoruz, yapılanları da söylüyoruz buradan. Hatta belediyenin içinde de tedbirli kıyafet dolaşsın. Belediye personeli nasıl çalışıyor? Vatandaşa eziyet ediyor mu, etmiyor mu? İşi doğru yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu Mehmet Bey için eksi bir şey, Ama artı getirir. Mehmet Bey hangisine yetişti? İbrahim Bey. Haftada bir yapsın. Ya zaten şöyle, mesela bunu planlı programlı yaparsa olmaz. Ansız. Hayır yani biz Mehmet Bey'le yani bürosunda kendi arasından randevu dahi alamıyoruz. O kadar yoğunluktan Yoğun evet. bizim bir şikayet edenler çok oluyordur. Ama şöyle söyleyeyim. Muhakkak tedbirli kıyafet dolaşacak bir günü muhakkak vardır yani. Ayırır. Mehmet Bey yapar onu. Onu yapıyor, akşamları yapıyor. Evet. Aramızda kalsın da bazen caddede geziyor, yalnız geziyor. İyi helal. Ben demek ki yapıyorsa ben görmedim. Yo, ben gördüm. Evet. Başkanımız gerçekten yani içten bir insan, samimi bir insan. O yalnız gezdiğini ben birkaç kere şahit oldum. Hatta bazı kendini bilmezler şey yap, böyle bir yaklaşımda bulundular da ikaz ettik, bir şeyleri oldu yani. O günden sonra da yine Ya ben geziyor yani. söylüyorum ya, bakın yol konusunda uyardım. İşte önce asfalttan önce keşke kanal su boruları döşenseydi. Onu o düş şey yapmıyor. Onlar da onu Elektrik hattı ya niye yapılmadı bu? düşünmüşlerdi de belki o andaki ekonomik demeyelim de iş gücü yeterli Hayır gelmemiş. şöyle söyleyeyim. Kazmayı göze İstense alamamışlardır. yapılırdı. Bakın istense yapılırdı. Ciddi söylüyorum. İstense gece gündüz çalışılır. O 21 günlük kapanma sürecinde, ha 21 günde bitmesin. 1,5 ayda biz. 2 ayda biz. Ama her yan bu yağın orada su birikmiş. İşte bunu eski belediye döneminde garajın oradaki battı çıktı da yaşamadık. Ne oldu? Battı çıktı. İlk yağmurda su doldu. Tekrar toplandılar. Ilıcaksubaşı'nın huzur parkını oraya kadar kazdım. Boru döşediler. Ne oldu yani 6 ay bekledik ne oldu? Şu an bu yağmurda su birikmiyor orada. Ya 3 ay bekledik, 5 ay bekledik. Ama keşke bu asfalt atılmadan önce ciddi anlamda büyük su boruları döşenseydi. Çapı geniş su boruları döşenseydi de orada yağmurda sorunu bir daha yaşamasaydık. Bu paraya üzüldüm. Yani bu atılan asfaltın parasına üzüldüm. Çünkü israf oldu. İlerleyen zamanda kazılacak ve o borular döşenecek. Tekrardan asfalt atılacak. Aynı şekilde 1. Ateş Sokak, Cumhuriyet Mahallesi 1. Ateş Sokak'ta jandarma bölümüne kadar elektrik kabloları yerin altına alınmış. Jandarmadan Uğur Mumcu Caddesi'ne kadar olan bölgede elektrik tellerinde hala direkler şey elektrik direklerinde hala teller duruyor. Yarın o şey alınınca o zaman Mehmet Bey ya belediye belki Mehmet Bey'in dönemine yetişir veya yetişmez. O dönemki belediye şunu diyecek elektrik kurumuna. Arkadaş ben senin için parça kazamadım. Komple kazıyorum. Bütün masraf sana ait. Elektrik kurumuna değil de bütün kurumlara telefon, telekomünikasyon, internet hizmeti verenlerin hepsine tebliğ çıkaracak. Burayı kazdım, işinizi yapın. Hatta şöyle bir şey yapması gerekir. Boruyu kendi döşeyecek. Evet. Yapmıyor mu? O boruyu kendi döşeyecek, aşağıda kalacak. Yarın onu kullanmak isteyen kim? Elektrik kurumu veya telekom bunlardan kira alacak. Kira da alabilir, ücret de alabilir. Ya o borunun o günkü maliyetini yani kullanılmak istediği günkü maliyetini ücretini de alabilir. O da olabilir bakın. Yani şu an yatırsın borularını. Hani kendisi Yani ama ben boruyu şunu istiyorum Ayhan Bey. Bizim yollarımız artık bir daha kazılmasın ya. Yani. Şöyle Avrupa'daki yollar gibi simsiyah yollar görelim. Batmasın, çamur olmasın. Simsiyah yollar görelim, temiz yollar görelim. Yani köstebek çukuru gibi olmasın her yer. bence yavaş yavaş onların hepsi İnşallah. olur. İnşallah olur. Yeterli mi? Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.